Keşfedilmemiş benlik. Carl Gustav Jung Bir Modern toplumda bireyin acıklı durumu Yarın nelere gebe? Her zaman aynı ölçüde olmasa bile dünya kurulalı beri bu soru insanoğlunun zihnini daima meşgul etmiştir. Tarih boyunca özellikle fiziksel, politik, ekonomik ve spiritüel sıkıntı dönemlerinde insanların gözleri endişeli bir umutla geleceğe yöneliş ve beklentiler, ütopyalar ve kıyamet öngörüleri katlanarak çoğalmıştır. Hristiyanlığın başlarında Kral Agustus devrindeki beklentiler veya insanlık tarihinin ilk bin yılı sona ererken Batı dünyasının ruhunda meydana gelen değişimler bu ümitli bekleyişin örnekleri olmuştur. Bugün ikinci bin yılın sonlarına yaklaşırken Yine evrenin yıkımı ile ilgili kıyamet imgeleriyle dolu bir çağda yaşıyoruz. Demir perdenin simgeleştirdiği, insanlığı iki parçaya ayıran bu bölünmenin önemi nedir? Hidrojen bombaları başımıza düşmeye başladığı zaman veya devlet mutlakiyetinin ruhsal ve ahlaki karanlığı tüm Avrupa'yı sardığı zaman, uygarlığımızın ve insanın başına neler gelecektir? Bu tehdidi hafife almak için hiçbir nedenimiz yok. Avrupa'nın her yerinde, bizim insancılığımızın ve adalet duygumuzun koruması altında barınan yıkıcı azınlıklar, fesat meşalelerini hazır tutuyorlar. İnsan nüfusunun zihinsel açıdan dengeli, zeki ve adil bir katmanının eleştirel mantığı dışında, onların fikirlerinin yayılmasını durdurabilecek bir şey yok. Ancak bu katmanın çok kalın olduğunu da düşünmemek gerekir. Bu kalınlık, ulusal yaratılışa göre ülkeden ülkeye değişir aynı zamanda bölgesel olarak milli eğitime bağlıdır ve politik ekonomik yapının zararlı etkilerine açıktır. Halk oylamaları bir kriter olarak alınırsa, söz konusu tabaka iyimser bir tahminle tüm seçmenlerin en fazla yüzde kırkını oluşturur. Daha karamsar bir bakış açısı da geçerli olabilir. Zira mantıklı ve eleştirel düşünme yeteneği insanoğlunun en belirgin özellikleri arasında değildir olsa bile kararsız ve değişken niteliklidir ve kural olarak politik gruplar ne kadar büyük olursa o kadar kararsız ve değişken olurlar. Kitleler tek tek bireylerde var olması mümkün olan içgörü ve düşünme yeteneğini ezip geçerler ve bu da anayasal devlet bir zayıflığa düştüğü zaman dokriner ve otoriter despotluğa yol açar. Mantıklı akıl yürütme ancak bir durumun duygusallığı belli bir kritik ölçüyü aşmadığı sürece başarılı olabilir. Eğer duygusal ısı bu kritik derecenin üstüne çıkarsa aklın etkinliği yok olur ve yerini sloganlar ve hayali dilek fantaziler alır. Yani bir çeşit toplu cinnet ve hızla yayılan piscik bir salgın hastalık topluma musallat olur. Bu durumda aklın kuralı altında asosyal kabul edilerek ancak tahammül edilebilen bu unsurlar tepeye çıkarlar. Bu tür bireyler sadece hapishanelerde ve akıl hastanelerinde görülebilen nadir acayipler değillerdir. Ortada olan her bir delilik vakası için tahminime göre en az 10 gizli saklı delilik vakası sayabiliriz. Açığa çıkmamış bu delilikler nadiren kendilerini belli ederler. Ama tüm normal görünümlerine rağmen düşünceleri ve davranışları bilinç dışındaki sapkın ve çarpık faktörlerin etkisi altındadır. Tabi gizli psikozların sıklığı konusunda anlaşılabilir nedenlerden ötürü hiçbir tıbbi istatistik yoktur. Ama bunların sayısı bilinen psikozlu ruh hastalığı ve suç vakalarının 10 katından daha az olsa bile bu insanların taşıdıkları tehlike genel nüfus içinde temsil ettikleri küçük yüzdeden kat kat fazladır. Bunların zihinsel durumu hissi yargılar ve dilek fantaziler tarafından yönetilen, topluca tahrik olmuş kolektif bir zihniyettir. Bu insanlar bir kolektif cinnet vakasında duruma hemen intibak ederler ve o ortamda kendilerini rahat hissederler. Zira o koşulların ifade tarzını kendi deneyimlerinden bilirler. Dolayısıyla bunlarla başa çıkmayı da bilirler. Fanatik bir kızgınlıktan kaynaklanan yıkıcı düşünceleri kolektif mantıksızlığa hitap eder ve orada kendine verimli bir toprak bulur. Zira daha normal insanların akıl ve sağduyu örtüsü altında gizleyebildiği tüm güdüleri ve kızgınlıkları ifade ederler. Dolayısıyla genel nüfusa oranla küçük bir sayıda olmalarına rağmen bu insanlar hastalık bulaştırma kaynakları olarak tehlikelidirler. Çünkü normal denilen insanın kendini tanıma derecesi çok sınırlıdır. Birçok insan kendini tanımayı bilinç düzeyindeki ego kişiliğinin bilgisiyle karıştırır. Biraz ego bilincine sahip herkes kendisini tanıdığından emindir ama ego sadece kendi içeriğini bilir. Bilinç dışını ve onun içeriğini bilmez. İnsanlar kendilerini tanıma derecelerini çevrelerindeki ortalama bir insanın kendisini tanıma oranı ile değerlendirirler. Büyük ölçüde kendilerinden gizlenmiş olan asıl ruhsal gerçeklerle değerlendirmezler. Bu bakımdan ruh fizyolojik ve atomik yapısıyla ortalama insanın aslında hakkında pek az şey bildiği bedeni gibi davranır. Onun içinde yaşadığı ve onunla birlikte hareket ettiği halde sıradan bir insan için bedeninin büyük bölümü hemen hemen tümüyle bilinmeyen bir şeydir. Bilinmeyen ama var olan tüm şeyler bir yana, insana bedeni hakkında bilinen şeyleri tanıtmak için özel bir bilimsel bilgi gerekir. Sonuçta yaygın olarak kendini tanımak denen şey, büyük bölümü sosyal faktörlere ve insan ruhunda olup bitenlere bağlı olan çok sınırlı bir bilgidir. Dolayısıyla daima filanca veya falanca şeyin kendisine olmayacağı veya ailesinde ya da arkadaşlarında ve tanıdıklarında görülmediği ön yargılarıyla karşılaşırız. Öte yandan en az bunun kadar hayali varsayımlarla gerçek olguları gizlemeye yarayan bir takım niteliklerin bulunduğu iddialarını dinleriz. Bilinçli eleştiri ve kontrolden muaf olan bu geniş bilinçsizlik kuşağı içinde tüm etkilere ve ruhsal enfeksiyonlara açık ve savunmasız durumdayız tüm tehlikelerde olduğu gibi. Ancak bize saldıran şeyin ne olduğunu, nasıl, nerede ve ne zaman bize saldıracağını bildiğimiz zaman psişik enfeksiyon riskine karşı kendimizi savunabiliriz. Kendini tanımak, bireysel gerçekleri bilmek olduğuna göre, teoriler bize bu konuda fazla yardımcı olamazlar. Bir teorinin evrensel gerçeklilik iddiası ne kadar güçlüyse, tek tek bireysel gerçeklerin hakkını verme kapasitesi o kadar zayıf olur. Deneyime dayanan her teori zorunlu olarak istatistikseldir. Yani terazinin her iki ucundaki istisnaları atarak bunların yerine soyut bir ortalama koyarak ideal bir ortalama formüle eder. Bu ortalama oldukça doğrudur ama gerçek yaşamda bunun böyle olacağı anlamına gelmez. Buna rağmen teoride doğruluğundan kuşku duyulmayan temel bir gerçek olarak yer alır. Terazinin her iki ucundaki istisnalar tümüyle gerçek oldukları halde sonuçta gözükmezler. Çünkü birbirlerini iptal ederler. Örneğin ben. Eğer çakıl taşı dolu bir çanağın içindeki her taşı tartıp ortalama 145 gram ağırlık elde etsem, bu bana çakıl taşlarının gerçek niteliği hakkında çok az bilgi verir. Bu hesaba dayanarak elini aldığı bir çakıl taşının 145 gram ağırlığında olacağını düşünen birisi ciddi bir yanılgıya düşebilir. Hatta istediği kadar arasın tam 145 gram gelen tek bir çakıl taşı bulamayabilir. İstatistiksel yöntem gerçekleri ideal bir ortalamanın ışığı altında gösterir ama onların ampirik gerçeklikleri hakkında bilgi vermez gerçeğin tartışma götürmez bir yönünü göstermekle birlikte fiili gerçeği son derece yanıltıcı bir şekilde bozabilir. Bu istatistiklere dayanan teoriler için özellikle geçerlidir. Oysa gerçek olguların ayırıcı özellikleri onların tek oluşları, bireylikleridir. Diyebiliriz ki gerçek tablo sadece kuralın istisnalarından oluşur ve sonuçta mutlak gerçeklik baskın olarak kural dışı bir karakter taşır. İnsanın kendini tanımasına yardımcı olan bir teoriden söz açıldığında bu düşünceleri akılda tutmakta yarar vardır. Teorik varsayımlara dayanan hiçbir benlik bilgisi yoktur ve olamaz da. Çünkü kendini tanımanın nesnesi tek bir bireydir. Göreceli bir istisna ve kural dışı bir fenomendir. Dolayısıyla bireyi tanımlayan şey evrensel ve kurallı değil, eşsiz olma niteliğindedir. Birey aynı şekilde tekrarlanan bir birim olarak değil, tek ve benzeri olmayan ve son tahlilde başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ve bilinemeyecek bir şey olarak düşünülmelidir. Biyolojik bir tür olan insan, aynı zamanda istatiksel bir birim olarak da tanımlanabilir ve tanımlanmalıdır. Aksi halde onun hakkında hiçbir genelleme yapılamaz. Bu amaçla insan karşılaştırmalı bir birim olarak düşünülmelidir. Bu da insanı tüm bireysel özelliklerinin çıkartıldığı, ortalama bir birim olarak soyut bir tablo içinde gösteren ve evrensel geçerlilik taşıyan antropoloji veya psikoloji bilimini ortaya çıkartır. Ama insanı anlamak için gereken en önemli özellikler bu çıkartılanlardır. Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp tüm teorileri göz ardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Anlamak işine ancak tam özgür ve açık bir kafayla yaklaşabilirim. Oysa insanı bilme veya insan karakterini kavrama çabası, insanlık hakkında her türlü genel bilgiyi önceden varsayar. Şimdi ister bir başka insanı anlamak, ister kendimizi tanımak söz konusu olsun. Her iki durumda da teorik varsayımları bir kenara bırakmak zorundayım. Bilimsel bilgi, sadece evrensel bir saygınlığa sahip olmakla kalmayıp, modern insanın gözünde tek entelektüel ve ruhsal otoriteye de sahip olduğu için bireyi anlama gayretim beni sözün gelişi leşe majeste yapmaya, büyük ihanete ve bilimsel bilgiye arkamı dönmeye mecbur ediyor. Bu hafife alınabilecek bir fedakarlık değildir. Zira bilimsel tavır taşıdığı sorumluluk duygusundan kendini kolay kolay kurtaramaz. Ve eğer söz konusu psikolog hastasını sadece bilimsel olarak sınıflandırmak değil, aynı zamanda onu bir insan olarak da anlamak isteyen bir tıp doktoru ise. Birbirine zıt ve karşılıklı olarak birbirini dışlayan iki yaklaşım, yani bilmek ile anlamak arasında mesleki bir çelişki yaşama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çelişki ya bunu ya onu seçersin mantığı ile değil, ancak iki yönlü bir düşünme ile çözülebilir. Yani birini yaparken diğerini de göz önünde tutmakla prensipte bilginin olumlu avantajlarının anlamının aleyhine çalıştığı düşünülürse bu durumdan çıkartacağımız sonuç oldukça paradoksal olacaktır. Bilimsel olarak değerlendirildiğinde Bray kendini sonsuza değin tekrarlayan bir birim. Hatta alfabenin bir harfiyle adlandırılabilecek bir şeydir diğer yandan bireyi anlamak için onu bir bilim adamının gönülden bağlı olduğu tüm kabul gören düşüncelerden ve kurallardan kurtararak eşsiz bir birey olarak görmek onu araştırmalarının tek gerçek ve en üstün nesnesi yerine koymak gerekir. Herkesten önce bir doktor bu çelişkinin farkında olmak zorundadır. Bir yanda bilimsel eğitiminin istatistiksel verileriyle donanmıştır. Öte yanda özellikle ruhsal acılar içinde kıvranan hasta bir insanı tedavi ederken onu bireysel olarak anlama göreviyle karşı karşıyadır. Yaklaşım ne kadar şematik olursa hasta haklı olarak o kadar direnç gösterir ve tedavisi o kadar tehlikeye girer. Psikoterapist ister istemez hastasının bireyliğini, başkalarına benzemeyen kişiliğini temel bir gerçek olarak görmek ve tedavi yöntemlerini buna göre ayarlamak zorunda hisseder kendisini. Bugün tıbbın tüm alanlarında bir doktorun görevinin soyut bir hastalığı değil, bir hastayı tedavi etmek olduğu kabul edilmektedir. Tıp için yaptığımız bu tanımlama öğrenim ve eğitim alanlarındaki genel sorunun yalnızca bir örneğidir. Bilimsel eğitim ve öğretim temelde istatistiksel gerçeklere ve soyut bilgilere dayanır. Dolayısıyla bireyin sadece marjinal bir fenomen olarak hiçbir rolünün olmadığı gerçek dışı akılcı bir dünya görüntüsü sunar bize. Oysa mantık dışı bir birim olarak birey bir gerçektir. Gerçek olmayan bir idealin veya bilimsel çalışmaların referans aldığı normal insanın aksine gerçeğin sahici ve somut taşıyıcısıdır. Dahası doğa bilimlerinin çoğu araştırmalarının sonuçlarını sanki bunlar insan müdahalesi olmadan ortaya çıkmış gibi zorunlu bir faktör olan insan pisişesinin işbirliği söz konusu değilmiş gibi gösterirler. Bunun bir istisnası gözlemlenen şeyin gözlemciden bağımsız olmadığını kabul eden modern fiziktir. Demek ki bilim bu bakımdan gerçek insan ruhunun dışarıda bırakıldığı bir dünya görünümü sunmaktadır. Yani beşeri bilimlerin tam antitezi. Bilimsel varsayımların etkisi altında. Sadece insan ruhu değil, bizzat birey ve kuşkusuz tek tek her bir olay tesviye edilip düzeltilmekte ve ortaya gerçeğin kavramsal bir ortalamaya dönüştürüldüğü bulanık bir tablo çıkartılmaktadır. Bu istatistiksel dünya görünümünün psikolojik etkisini azımsamamalıyız. Çünkü bireyi tablodan çıkartıp onun yerine üst üste yığılarak kitle formasyonları oluşturan anonim bireyleri koymaktadır. Bilim bize, somut birey yerine, örgüt isimleri ve en tepede, politik gerçeğin prensibi olarak soyut devlet fikrini sunmaktadır. Bu durumda bireyin ahlaki sorumluluğu kaçınılmaz olarak yerine devlet politikasına bırakır. Bireyin ahlaki ve zihinsel farklılaşması yerine kamu refahı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi geçer. Bireysel yaşamın ki gerçek olan tek yaşam budur, amacı ve anlamı, artık kendi kişisel gelişmesine değil devlet politikasının insafına bırakılmış olur. Devlet politikası bireye dışarıdan empoze edilen bir güçtür. Ve nihai olarak tüm yaşamı kendine doğru çeken soyut bir düşüncenin tatbik edilmesiyle meydana gelir. Birey kendi hayatını nasıl yaşayacağı hakkında kendi ahlaki kararlarını verme olanağından giderek daha fazla yoksun kalır. Sosyal bir ünite gibi yönetilir, beslenir, giydirilir ve eğitilir. Uygun görülen bir konutta barındırılır ve kitlelerin hoşuna giden, zevkine hitap eden standartlarla eğlendirilir. Yöneticiler de aynen yönetilenler gibi birer sosyal birim olurlar. Tek farkları devlet doktrininin sözcülüğünü yapmakta uzmanlaşmış olmalarıdır. Akıl yürütme ve yargılama yeteneğine sahip olmaları gerekmez. Kendi iş alanlarının dışında hiçbir işe yaramayan teşekküllü birer uzman olmaları yeterlidir. Neyin öğretileceğine, neyin araştırılacağına devlet politikası karar verir. Görünüşte her şeye gücü yeten bu yüce devlet doktrini, tüm gücün yoğunlaştığı en yüksek hükümet mevkilerini işgal eden kişilerce idare edilir. Seçilerek veya hayatın cilvesiyle bu mevkilerden birine yerleşen her kim olursa olsun o artık otoriteye boyun eğmez. Çünkü artık kendisi devlet politikası olmuştur. Ve durumun sınırları içinde keyfine göre bir yol tutabilir. 14. Louis'nin dediği gibi, devlet benim diyebilir. Bu kişi eğer devlet dokrininden kendini ayırmayı bilebilirse, kendi bireyliğinden yararlanabilecek olan yegane kişidir veya birkaç kişiden biridir. Oysa büyük olasılıkla bu insan kendi hayali dünyasının kölesi haline gelir. Böylesi bir tek yönlülük daima bilinç dışının yıkıcı eğilimleriyle kendini psikolojik olarak telafi eder. Kölelik ve başkaldırı birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Dolayısıyla iktidar çekişmesi ve aşırı güvensizlik tepeden tırnağa tüm organizmaya yayılır. Dahası kitleler içinde bulundukları biçimden yoksun Kavatik ortamı telafi etmek için daima bir lider üretirler. Ve tarihte birçok örneğini gördüğümüz gibi, bu lider mutlaka sonunda kendi şişirilmiş ego algısının kurbanı olur. Bu gelişme, birey başkaları ile bir kitle oluşturduğu ve bireyliği silindiği an mantıken kaçınılmaz hale gelir. Birey zaten yok eden çok büyük kitle yığılmalarının yanı sıra, Psikolojik kitle zihniyetinin sorumlusu olan temel faktörlerden biri de bireyi temellerinden sarsan ve onurunu yok eden bilimsel akılcılıktır, rasyonalizmdir. Sosyal bir bilim olan insan bireyliğini kaybetmiş, istatistik bürolarında soyut bir rakam haline gelmiştir. O artık yeri herhangi biriyle değiştirilebilecek hiçbir önemi olmayan bir birim olmaktan başka bir rol oynayamaz. Mantıkla ve dışarıdan bakıldığında insan tam da budur işte. Ve bu bakış açısıyla düşündüğümüzde bireyin değeri veya anlamı hakkında konuşmak abesle iştigaldir. Gerçeğin tam aksi olduğu gün gibi ortadayken bireysel insan yaşamına bunca onurun ve değerin nasıl bahşedilebildiğini anlamak çok zor. Bu açıdan bakıldığında bireyin önemi iyice azalmaktadır. Ve bu gerçeğe karşı çıkan biri eninde sonunda tartışmaya kaybedecektir. Bireyin kendisini veya aile üyelerini veya çevresindeki saygın arkadaşlarını önemli insanlar olarak düşünmesi bu duygusunun komik özelliğine işaret eder yalnızca. Bırakın milyonları, on bin veya yüz bin kişinin yanında birkaç kişinin sözü mü olur? Bu bana... Bir gün beni büyük bir kalabalığın arasında yakalayan ince düşünceli bir arkadaşımın sözlerini anımsatıyor. Birden dönüp şöyle demişti: İşte ölümsüzlüğe inanmamak için en inandırıcı neden karşımızda. Tüm bu insanlar ölümsüz olmak istiyorlar. Kalabalık ne kadar büyük olursa, bireyin önemi o kadar azalır. Ama eğer birey kendi zayıflık ve yetersizlik duygusu altında ezilerek yaşamının anlamını yitirdiğini hissederse ki bu anlam kamu refahı ve yüksek yaşam standartları ile zaten benzer değildir. O zaman çoktan devlet köleliği yoluna girmiş ve bilmeden veya istemeden devletin kulu olmuştur. Sadece dışarıya bakan ve askeri kıtaların karşısında korkudan sinen bir insanın, duygularının ve aklının tanıklığı ile savaşma olanağı yoktur. İşte günümüzde olan da tam budur hepimiz istatistiksel gerçekler ve kocaman sayılarla büyülenmiş, korkuyla kasılmış durumdayız. Gün geçmiyor ki herhangi bir kitle örgütünce temsil edilmediği veya kişiselleştirilmediği için bireysel kişiliğimizin ne kadar boş ve beyhude olduğu kafamıza kakılmasın. Diğer yanda ise dünya sahnesinde caka satarak dolaşan ve sesleri ta uzaklardan duyulan önemli şahsiyetler. Eleştirmeyen halkın gözünde bir kitle hareketi veya kamuoyu dalgasıyla taşınmış ve bu nedenle ya alkışlanması ya da lanet edilmesi gereken kişiler olarak yer almaktadırlar. Kitle zihniyeti burada egemen bir rol oynadığı için bu insanların sundukları mesajın kişisel sorumluluğunu üstlendikleri, kendi mesajları mı olduğu yoksa sadece kolektif düşüncenin borazanlığını mı yaptıkları bir tartışma konusudur bu koşullar altında bireysel yargılama yeteneğinin giderek azalmasına ve sorumluluk bilincinin mümkün olduğunca kolektifleştirilmesine yani bireyin elinden alınıp toplu bir varlığa teslim edilmesine hiç şaşmamak gerekir. Bu yolla birey giderek daha fazla toplumun bir fonksiyonu haline gelir. Yaşamının gerçek taşıyıcı fonksiyonunu giderek daha da çok kaybeder. Oysa toplum tıpkı devlet gibi soyut bir kavramdan başka bir şey değildir. Her ikisi de özerk varlıklar haline getirilmişlerdir. Özellikle devlet, kendisinden her şeyin beklendiği sözde canlı bir kişiliğe dönüştürülmüştür. Aslında onu manipüle eden kişilerin kullandığı bir kamuflajdır. Böylece anayasal devlet, ilkel bir toplum tarzına, yani herkesin bir başkanın veya oligarşinin despot yönetimine boyun eğmek zorunda olduğu İlkel kabile komünizmine dönüşür. Kitle zihniyetinin dengeleyicisi olarak din. Egemen devlet hayalini, bir başka deyişle devleti idare edenlerin isteklerini, her türlü sınırlamadan kurtarmak için bu eğilimdeki tüm sosyopolitik hareketler şaşmaz biçimde dinin altındaki zemini kaydırmaya çalışırlar. Zira, Bireyi devletin bir fonksiyonu haline dönüştürmek için devlete bağımlılık dışındaki tüm bağımlılıkları onun elinden alınmak zorundadır. Oysa din, deneyimin mantık dışı gerçeklerine bağımlı olmak ve boyun eğmek demektir. Söz konusu gerçekler sosyal ve fiziksel koşullarla doğrudan bağlantılı değildirler. Daha ziyade bireyin ruhsal tavrıyla ilgilidirler. Ama yaşamın dışsal koşulları karşısında bir tavır alabilmek ancak eğer bu koşulların dışında bir referans noktası varsa mümkündür. Dinler işte böyle bir bakış açısı sağlarlar veya sağladıkları iddiasındadırlar. Bu bakış açısı bireye kişisel yargılama ve karar verme gücünü uygulama olanağı sunar. Dinler sadece dış dünyada yaşayan ve ayağının altında kaldırım taşlarından başka bir zemin bulunmayan insanın maruz kaldığı somut koşulların apaçık ve kaçınılmaz gücü karşısında ona yedek bir kaynak sağlarlar. Eğer istatistiksel gerçek tek gerçek ise, o zaman tek ve mutlak otorite odur. Bu durumda tek bir koşul vardır ve buna karşıt hiçbir koşul var olmadığı için yargılama ve karar verme yeteneği sadece gereksiz ve fazla değil, imkansız hale gelir. İşte o zaman birey istatistiklerin bir fonksiyonu olmaya Dolayısıyla devletin veya adına ne denirse o soyut düzen prensibinin bir fonksiyon olmaya mahkumdur. Bununla birlikte dinler dünyanın dayattığının karşıtı olan bir başka otoriteyi öğretirler. Bireyin Tanrı'ya bağımlılığı doktrini dünyanın birey üzerindeki iddiası kadar güçlü bir iddiadır. Hatta bu iddianın mutlakçılığı kişi kolektif zihniyete teslim olduğunda kendine nasıl yabancılaşıyorsa aynı şekilde onu dünyaya karşı yabancılaştırabilir. Kolektif zihniyette olduğu gibi, bu kez de dinsel doktrin adına, yargılama ve karar vermek gücünü, bir suçun bedelini ödermiş gibi kaybedebilir. Devletle uzlaşma yoluna gitmedikleri takdirde, dinlerin açıkça hedefledikleri amaçta budur. Eğer devletle uzlaşırlarsa, ben bunlara din değil, iman demeyi tercih ediyorum.'' İman kesin bir kolektif inancın ifadesidir. Oysa din sözcüğü belli bazı fizik ötesi ve dünya ötesi faktörlerle kurulan öznel ilişki ifade eder. İman ana hedefi bu dünya olan bir inanç bildirimidir. Dolayısıyla dünyevi bir ilişkidir. Oysa dinin anlamı ve amacı Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'da olduğu gibi bireyin Tanrı ile ilişkisinde veya Budizm'de olduğu gibi bireyi kurtuluşa ve özgürleşmeye götüren yolda saklıdır. Tüm ahlak sistemleri bu temel gerçekten türemişlerdir. O olmaksızın bireyin Tanrı'ya karşı sorumluluğu töresel ve göreneksel bir erdem olmaktan öteye gidemez. Gündelik dünyevi gerçeklerle uzlaşmak demek olan iman sistemleri görüşlerini, dokrinlerini ve adetlerini zaman içinde gelişen ve değişen bir kurallar sistemi altında toplamak zorunluluğunu hissetmişlerdir. Bunu yaparken de o kadar maddileşmiş ve cismani hale gelmişlerdir ki, özlerinde yatan hakiki dinsel unsuru, yani dünya ötesi olan o referans noktasıyla aralarındaki canlı ilişkiyi ve dolaysız yüzleşmeyi geriler etmişlerdir. Mezhepsel görüş açısı subjektif dinsel ilişkinin değerini ve önemini geleneksel doktrinin kıstasıyla ölçer. Ve eğer protestanlıkta olduğu gibi bu yaygın bir uygulama değilse, insan Tanrı'nın iradesiyle yönlendirildiğini iddia ettiği anda ortalıkta bir softalık, sekterlik ve eksantriklik tartışması başlar. İman resmi ile birlikte var olan bir şeydir. Ya da sadece gerçek inanç sahiplerinin değil, aynı zamanda Dinsel konularda kayıtsız diye tanımlanabilecek ve salt alışkanlıkların etkisiyle kiliseye devam eden muazzam sayıda insanın da ait olduğu bir kamu kurumudur. İşte burada din ile iman arasındaki fark göze görülür hale gelir. Demek ki iman sahibi olmak her zaman dinsel bir konu değil. Daha ziyade sosyal bir konudur. Ve böyle olduğu için bireye hiçbir temel dayanak kazandırmaz. İman sahibi kişi kendini desteklemek için bu dünyaya ait olmayan bir otoriteyle ilişkisine güvenmek zorundadır. Buradaki kriter, belli bir imana sadece sözde bir bağlılık göstermek değil, bireyin yaşamının sadece egosu, onun fikirleri veya sosyal faktörlerle belirlenmediği ve en az bunlar kadar önemli olan fizik ötesi aşkın bir otorite tarafından belirlendiği psikolojik gerçeğidir bireyin özgürlüğünün ve özelliğinin temellerini oluşturan kavramlar. Ne kadar yüce olurlarsa olsunlar ahlaki prensipler ya da ne kadar ortodoks olurlarsa olsunlar iman prensipleri değildir. Bu temelleri oluşturan şey ancak ve ancak insan ile dünya ötesi otorite arasındaki yaslanması imkansız derin bir kişisel ve karşılıklı ilişkinin ampirik bilincidir. Bu da dünyayı ve onun mantığını dengeleyici bir rol oynar. Bu açıklama ne kitle insanını ne de kolektif finans sahibini memnun edecektir. Kitle insanı için devlet politikası düşünce ve eylemin en yüce prensibidir. Kuşkusuz kitle insanı bu amaç için bilgilendirilmiş ve eğitilmiştir. Ve bundan ötürü bireye ancak devletin bir fonksiyon olduğu sürece var olma hakkı tanınır. Öte yandan inanç sahibi kimse devletin ahlaki ve fiziksel olarak hak sahibi olduğunu kabul etmekle birlikte sadece insanın değil devletin de Tanrı egemenliğine bağımlı olduğuna ve herhangi bir şüpheye düşüldüğünde son kararın devlet tarafından değil Tanrı tarafından verileceğine inanır. Metafiziksel yargılarda bulunmak cüretini gösteremediğim için dünyanın yani insanın olaylara dayanan dünyasının ve dolayısıyla Genel olarak doğanın tanrının karşıtı olup olmadığına cevap veremiyorum. Sadece bu iki yaşam alemi arasındaki psikolojik karşıtlığın yalnızca İncil'de teyit edilmekle kalmadığını, günümüzde de diktatör devletlerin dine karşı ve kilisenin ateizme ve materyalizme karşı olumsuz tutumlarında da açıkça sergilendiğini söyleyebilirim. Nasıl ki sosyal bir varlık olarak insan uzun vadede toplumla bağ olmadan yaşayamazsa Birey de dış faktörlerin yıkıcı etkisini göreceli olarak azaltabilen dünya ötesi bir prensip olmadan hiçbir zaman varoluşu ve spiritüel ve ahlaki özerkliği için gerçek bir neden bulamaz. Tanrı'ya bağlanmayan bir birey dünyanın fiziksel ve ahlaki kışkırtıcılığına kendi kaynakları ile direnemez. Bunu yapabilmek için onu kitlelerin içinde boğulmaktan koruyan içsel ve fizik ötesi bir deneyimin varlığına ihtiyacı vardır kitle insanın aptallaştırılmasına ve ahlaki sorumsuzluğuna salt entelektüel veya hatta ahlaki olarak yaklaşmak olumsuz bir kabullenme olur ve bireyi atomlara ayırma yolunda biraz tereddüt etmekten başka bir işe yaramaz. Bu yaklaşım dini inancın itici gücünden yoksundur. Çünkü tümüyle rasyoneldir. Burjuva mantığında diktatör devletin büyük bir avantajı vardır. Bireyin yanı sıra dinsel güçleri de yutar. Devlet Tanrı'nın yerini almıştır. İşte bu nedenle sosyalist diktatörlükler din haline gelmiş ve devlet köleliği bir ibadet biçimi olmuştur. Ancak dinin işlevi geçerli egemen kitle zihniyetiyle çatışmaları engellemek için hemen bastırılan, gizli kuşkulara yol açmadan bu şekilde yerinden sökülemez ve yalanlanamaz. Sonuçta durum her seferinde olduğu gibi fanatizm şeklinde aşırı bir yolla telafi edilir ve fanatizm en ufak bir muhalefet kıvılcımını bile ezen bir silah olarak kullanılır. Amaca ulaşmak için tüm yollar en aşağılık olanlar bile meşrudur gerekçesiyle özgür düşünce ayaklar altına alınır ve ahlaki yargı hakkı acımasızca bastırılır. Devletin politikası iman mertebesine yükseltilir. Lider veya parti başkanı konumundaki kişi iyi ve kötünün ötesinde bir yarı tanrı haline gelir. Ve ona kendini adayan insanlar birer kahraman, din şehidi, havari veya misyoner gibi şereflendirilir. Sadece bir tek gerçek vardır. Ondan başka hiçbir gerçek yoktur. Bu gerçek çok kutsal ve dokunulmazdır. Eleştiri üstüdür. Farklı düşünen herkes bir zındıktır ve tarihten de bildiğimiz gibi her türlü kötü akıbetle karşılaşma tehlikesi içindedir. Sadece politik güce elinde tutan parti başkanı devlet doktrinini aslına sadık biçimde yorumlayabilir. Bunu da kendine uygun gördüğü bir şekilde kafasına estiğince yapar. Kitle Kuralı Gereğince Birey XX sayılı bir sosyal birim haline geldiğinde ve devletin yüce prensip seviyesine çıkartıldığında, din fonksiyonunun da bu girdaba yakalanacağı düşünülebilir. Dikkatli bir gözlemle ve gözle görülmeyen, kontrol edilemeyen bazı faktörler hesaba katıldığında, din, insana özgü içgüdüsel bir tutumdur ve bunun kendini gösterme biçimlerini tüm insanlık tarihi boyunca izlemek mümkündür. Dinin belirgin amacı ruhsal dengeyi muhafaza etmektir. Zira doğal insanın bilinçli fonksiyonlarının her an içinden veya dışarıdan gelebilecek ve kontrol edilmesi mümkün olmayan olgularla engellenebileceğine dair yine gayet doğal bir bilgisi vardır. Bu nedenle gerek kendisi gerekse başka insanlar için önemli sonuçlar doğurabilecek zor bir karar alırken bunu dine dayanan uygun bazı önlemlerle güvenli bir hale getirmeye dikkat eder. Görünmeyen güçlere adakta bulunur. Hayır duaları ettirir. Kutsal hainlere katılır. Psikolojik içgörü yeteneğinden yoksun rasyonalistler tarafından sihirli yararı inkar edilen ve büyü, boş inanç, hurafe diye karşı çıkılan törenler. Her yerde ve her zaman yapıla gelmiştir. Zira sihir veya büyünün önemi azımsanmayacak büyük bir psikolojik etkisi vardır. Büyülü bir performans gerçekleştirmek, bunu yapan kişiye kararını yerine getirmek için kesinlikle gerekli olan güven duygusunu verir. Çünkü karar almak kaçınılmaz olarak tek yanlı bir eylemdir ve bu nedenle ne bir risk olarak hissedilir. Bir diktatör bile kendi devlet kanunlarını tehditlerle yerine getirmekle kalmaz. Bunların çeşitli törenlerle gerçekleştirilmesini ister. Bandoların, bayrakların, filamaların, törenlerin ve kitlesel gösterilerin, kilise cemaati yürüyüşlerinden şeytanı kaçırmak için yapılan şeylerden prensipte hiçbir farkı yoktur. Ancak devletin güç gösterileri dinsel törenlerin aksine birey içindeki şeytani hislere karşı hiçbir koruma sağlamayan kolektif bir güven duygusu verir. Sonuç olarak birey devletin gücüne yani kitle zihniyetine daha fazla sarılacak. Böylece kendini devlete hem fiziksel hem de manevi olarak daha fazla teslim edecek ve sosyal kudretini ve yetisini tümüyle yitirecektir. Tıpkı kilise gibi devlette de kişilerden şevk, özveri ve koşulsuz sevgi talep eder. Nasıl gittinler Tanrı korkusuna gerek duyar veya bunun var olduğunu farz ederlerse, diktatör devlet de gerekli korku ortamını yaratmaya aynı ölçüde özen gösterir. Bir rasyonalist tüm gücünü geleneklerle günümüze taşınan dinsel törenlerin büyülü etkisine saldırmaya yöneltirse asıl amacına ulaşamaz. Buradaki en temel nokta yani aslında her iki tarafında din ve devlet, karşı tamaçlarla kullandıkları psikolojik etki göz ardı edilmiş olur. Benzer bir durum din ile devletin amaçları konusunda da geçerlidir. Dinin hedefleri, kötülükten arınmak, Tanrı ile barışmak, öbür dünyada ödüllendirilmek gibi devlet katında insanın geçim kaygısından kurtulması, maddi araçların adil bir şekilde dağılımı, gelecekte evrensel refaha kavuşmak, daha kısa çalışma saatleri gibi dünyevi vaatlere dönüşür. Bu vaatlerin yerine getirilmesi cennete kavuşmak kadar uzak bir gerçek olduğu için din ile devlet arasında yine bir benzerlik ortaya çıkar. Bu benzerlik kitlelerin dünya ötesi bir amaçtan tamamen dünyevi bir inanca döndürülmesinin altını çizer. Bu dünyevi inanç aynen iman etmek gibi onun karşıt yönünde olsa da güçlü bir dinsel şevk ve ayrıcalık duygusu ile yüceltilir. Gereksiz yere kendimi tekrarlamamak için dünyevi ve dünya ötesi inançlar arasındaki diğer paralellikleri tek tek saymayacağım. Ancak din fonksiyonu gibi başlangıçtan beri var olmuş olan doğal bir işlevin mantıkçı ve sözde aydınlanmış bir eleştirellikle baştan sayılamayacağını vurgulamakla yetineceğim. Tabii imanların doktriner içeriklerini yerine getirilmesi mümkün olmayan şeyler gibi gösterebilir ve bunlarla alay edebilirsiniz. Ama bu tür yöntemler esas noktayı gözden kaçırırlar ve imanların temelini oluşturan din fonksiyonunu can alıcı noktasından vuramazlar. Ruhun ve bireysel kaderin mantık dışı unsurlarına vicdani bir bakışla yaklaşan din, devletin ve diktatörün tanrılaştırılması şeklinde, kötü amaçla tahrif edilerek tekrar karşımıza çıkar. Tabiatı bir saman tırmığıyla savurabilirsiniz ama o her zaman geri gelecektir. Dolayısıyla durumu gerektiği gibi tartıp değerlendiren liderler ve diktatörlerin Sezar'ın ilahlaştırılmasıyla olan paralelliklerini örtmek ve asıl güçlerini devlet masalının ardına gizlemek için çabalamaları hiçbir şeyi değiştiremez. Daha önce de söylediğim gibi diktatör devlet bireyin haklarını elinden almakla kalmaz. Varlığını metafizik temellerinden yoksun bırakarak bil fil ayaklarının altındaki zemini de kaydırır. Bireylerin kişisel ahlaki kararlarının hiçbir hükmü yoktur. Önemli olan kitlelerin kör hareketidir ve yalan politik hareketin etkin bir prensibi haline gelir. Tüm haklarından yoksun bırakılmış milyonlarca devlet kölesinin varlığının kanıtladığı gibi, devlet bu durumdan karlı sonuçlar çıkartır. Gerek diktatör devlet, gerekse bir mezhebin yönetiminde olan dinler, topluluk, komün fikrine özel bir önem verirler. Bu komünizm idealinin temelidir ve insanlara o denli gırtlakları sıkılarak dayatılır. Sonuçta istenenin tam aksi bir etki yaratır. Yani insanları bölen bir güvensizlik duygusuna yol açar. Aynı ölçüde önemsenen kilise ise Karşı tarafta toplumsal bir ideal olarak ortaya çıkar ve Protestanlıkta olduğu gibi kilisenin fena halde güçsüz olduğu yerlerde birleşme ve bağlılık duygusunun yokluğu karşısında onun yerini tutan bir komünel tecrübe ümidi ve inancı yaratır. Kolaylıkla anlaşılacağı gibi komün kavramı kitleleri örgütlemekte vazgeçilmez bir yardımcıdır ve dolayısıyla iki ucu keskin bir silahtır kaç tane sıfırı eklerseniz ekleyin, bir birim elde edemeyeceğiniz gibi bir topluluğun değeri de onu oluşturan bireylerin ruhsal ve ahlaki büyüklüklerine bağlıdır. Bu nedenle topluluktan çevre koşullarının etkisini bastıracak güçlü bir etki, yani tek tek bireylerde iyi veya kötü yönde herhangi bir köklü değişim beklemek mümkün değildir. Bu tür bir değişim İnsanın içindeki öze dokunmayan komünal ve Hristiyan vaftiz törenlerinden değil, ancak insanın insanla kişisel ilişkisinden doğabilir. Komünal propagandanın ne kadar yüzeysel bir etkisi olduğunu Doğu Avrupa'daki son olaylarda gördük. Komünal ideal eninde sonunda kendi hak ve isteklerini dayatacak olan bireyi göz ardı ederek kendi kendine gelin güvey olur. Din konusunda Batı dünyasının tutumu Batı dünyası, Hristiyanlığın 20. yüzyılında bu gelişimin karşısına Roma hukukundan devraldığı miras, metafiziğe dayanan Musevi Hristiyan ahlakı ve vazgeçilmez insan hakları idealiyle çıkmaktadır. Batı dünyası kaygı içinde kendisine şu soruyu sormaktadır. Bu gidişat nasıl durdurulabilir veya tersine çevrilebilir? sosyalist diktatörlüğü bir ütopyadır diyerek maskara etmenin ve onun ekonomik prensiplerini mantık dışı ilan etmenin hiçbir faydası yoktur. Çünkü her şeyden önce batı dünyası bu durumu eleştirirken kendi kendisiyle baş başadır. Karşı çıktığı fikirler sadece demir perdenin bu yakasında duyulmaktadır. Dahası beğendiğiniz ekonomik prensipleri ancak bunların zorunlu kıldığı fedakarlıklara katlanmaya hazır olduğunuz sürece hayata geçirebilirsiniz. Eğer Stalin'in yaptığı gibi 3 milyon köylüyü açlığa mahkum edip bir o kadar işçiyi de ücretlerini vermeden emrinizi amade ederseniz istediğiniz her türlü sosyal ve ekonomik reformu gerçekleştirebilirsiniz. Böylesi bir devletin korkacağı hiçbir sosyal veya ekonomik kriz yoktur. Gücüne dokunulmadığı sürece, yani ortalıkta iyi beslenmiş ve sıkı disiplinli bir polis ordusu bulunduğu sürece, varlığını çok uzun bir süre sürdürebilir ve gücünü sürekli arttırabilir. Devlet doğum oranının fazlalığına paralel olarak, büyük ölçüde ücretlerin düzeyine bağlı olan dünya piyasasından bağımsız olarak, ücretsiz işçilerinin sayısını arttırarak rakiplerine kafa tutabilir. Gerçek tehlike sadece dışarıdan, askeri saldırı şeklinde gelebilir. Ancak bu risk her geçen yıl daha azalmaktadır. Zira diktatör devletlerin savaş gücü düzenli olarak artmaktadır. Öte yandan Batı dünyası Rusların ve Çinlilerin gizli milliyetçiliğini ve şovanizmini harekete geçirebilecek ve kendisinin iyi niyetli girişimini ümitsiz bir yöne kanalize edebilecek bir saldırıya başvurmaktan çekinmektedir görebildiğimiz kadarıyla geriye tek olasılık kalmaktadır. İktidar çöküşünün içten patlak vermesi. Ancak bu olay kendi iç gelişiminin seyrinde bırakılmak zorundadır. Bu aşamada sürdürülen sıkı güvenlik önlemleri ve milliyetçi reaksiyon tehlikesi göz önüne alınırsa dıştan gelen herhangi bir desteğin pek az etkisi olacağı açıktır mutlak devlet dış politika konularında emirlere sıkıca itaat eden bir fanatik misyonerler ordusuna sahiptir. Ve bu misyonerler gerektiğinde batılı devletlerin anayasa ve kanunlarının sığınma garantisi verdiği beşinci kolun, casusların yardımına başvurabilirler. Üstüne üstlük bazı yerlerde çok güçlü olan inançlı yerel komünler, batılı hükümetlerin karar verme gücünü önemli ölçüde zayıflatabilirler. Oysa Batı'nın rakipleri üstünde benzer bir baskı kurma olanağı yoktur. Bununla birlikte doğudaki kitleler arasında belli miktarda muhalefetin var olduğunu tahmin etmekte herhalde yanlış değildir. Yalan ve despotluğu nefretle karşılayan, dürüstlüğe ve gerçeğe gönül vermiş insanlar her yerde ve her zaman bulunurlar. Ancak bunların polis rejimi altındaki kitleler üzerinde belirleyici etkilerinin olup olmadığını kestirebilmek güçtür. Bu rahatsız durum karşısında Batı'da sürekli şu soru sorulmaktadır: Doğumdan gelen bu tehdide nasıl karşı durabiliriz? Batı dünyasının hatırı sayılır endüstriyel gücüne ve büyük askeri savunma potansiyeline rağmen bunlarla yetinmemiz mümkün değildir. Çünkü biliyoruz ki en öldürücü silahlar ve görece en yüksek yaşam standardını sunan ağır endüstri bile dinsel fanatizmin yaydığı ruhsal enfesyonu kontrol altında tutmaya yetmez. Batı dünyası bizim onca şekle sunulan idealizm, akıl ve diğer hoşa giden erdemlere kapılmamızın sadece bir ses ve öfke olduğunun farkında değildir ne yazık ki. Dini inanç fırtınasının ortasında bu, bize ne kadar çarpıtılmış bir inanç gibi gelirse gelsin, sadece bir resimlik rüzgardır. Karşı karşıya olduğumuz şey, mantıklı veya ahlaki fikirlerle üstesinden gelebileceğimiz bir durum değildir. Dizginlerinden kurtulmuş duygusal güçler ve içinde yaşadığımız zamanın ruhundan kaynaklanan düşüncelerle karşı karşıyayız. Ve tecrübeyle biliyoruz ki bunlar mantıklı düşünceden, hele ahlaki öğütlerden hiç etkilenmezler. Bu durumun pan zehiri birçok yerde doğru biçimde gerçekleştirildiği gibi en az diğeri kadar güçlü ve farklı, maddecilikten uzak bir inanç olmak zorundadır. Ve buna dayanan dinsel bir tavır ruhsal enfeksiyona karşı tek etkili silahtır. Maalesef olmak zorundadır deyimi arzulanan inancın yokluğunu göstermese bile belli bir zayıflığa işaret ediyor. Batı fanatik bir ideolojinin ilerlemesini engelleyecek homojen bir inançtan yoksun olmakla kalmayıp Marksist felsefenin babası gibi. O da tam tamına aynı spiritüel varsayımları, aynı iddiaları ve amaçları kullanmaktadır. Batıdaki kiliseler tam bir özgürlük yaşamalarına rağmen doğudakilerden daha az dolu veya daha boş değiller Bununla birlikte genel politik gidişat üzerinde elle tutulur bir etkileri yoktur. Kamusal bir kurum olarak imanın dezavantajı iki efendiye hizmet etmektir. Bir yandan varlığını insanın Tanrı ile ilişkisinden kazanır. Öte yandan devlete yani dünyaya bir görev borçludur. Ve bu bağlamda Sezar'ın hakkını Sezar'a ver türünden İncil'de yer alan çeşitli öğütlere başvurabilir. Eski zamanlarda ve oldukça yakın bir tarihe kadar tanrının tayin ettiği güçlerden söz edilirdi. Günümüzde bu kavram köhnemiştir. Kiliseler geleneksel ve kolektif inancı temsil ederler ve pek çok kilise mensubunun durumunda olduğu gibi bu inanç artık kişinin kendi işsel deneyimine dayanan bir olgu değil, düşünmeksizin gelen bir inançtır. İnsan onu düşünmeye başladığı anda yok olmaya yüz tutar. İnancın içeriği o zaman bilgiyle çarpışmaya girer ve inancın mantık dışılığı çoğu kez bilginin akılcılığı ile boy ölçüşemez. İnanç içsel yaşamın yerini tutmakta yeterli değildir ve içsel deneyimin olmadığı yerde bir inanç bir lütuf gibi mucizevi bir şekilde gelse de yine mucizevi bir şekilde çekip gidebilir. İnsanlar inancın gerçek dinsel deneyim olduğunu zannederler ve onun aslında ikinci derecede bir fenomen, daha önceden içimize güven ve bağlılık aşılayan bir şeyin olmasıyla ortaya çıkan bir fenomen olduğunu düşünmezler. Bu deneyimin mezhepsel imanların kavramlarıyla yorumlanabilecek kesin bir içeriği vardır. Ama bu ne kadar çok olursa, bilgiyle anlamsız çatışma olasılıkları o kadar artar. Demek istiyorum ki imanların bakış açıları arkayıktır. Bunlar etkileyici mitolojik sembollerle doludurlar. Ve kelimesi kelimesine alınacak olurlarsa bilgiyle uzlaşmaz bir çelişkiye düşerler. Ama örneğin İsa'nın ölümden dirildiği sözü kelime karşılığı ile değil de sembolik anlamında anlaşılırsa bilgiyle çatışmadan yorumlanabilir ve sözün anlamı zedelenmez. Bu sözü sembolik olarak almanın Hristiyanların ölümsüzlük umutlarına son verdiği yolundaki itiraz geçerli değildir. Zira Hristiyanlık doğmadan çok önce bile insanlık ölümden sonra bir yaşam olduğunu inanıyordu ve ölümsüzlüğü garanti etmesi için Paskalya yortusu gibi bir olaya ihtiyacı yoktu. Mitolojiyi sal sözcük anlamıyla ve kilisenin öğrettiği gibi anlamanın onun her yönüyle tümden reddedilmesine yol açabileceği tehlikesi Bugün her zamankinden daha fazladır. Artık Hristiyan mitolojisini tamamen silip atmak yerine bir kez olsun sembolik olarak anlamaya çalışmanın zamanı gelmedi mi? Marksistlerin devlet dini ile kilisenin devlet dini arasındaki tehlikeli paralelliğin kabul edilmesinin getireceği sonuçları söylemek için henüz çok erkendir. İnsanla temsil edilen mutlakçı ideal Hristiyan toplumu iddiası devletin kutsallığı ile talihsiz bir benzerlik içindedir ve Ignatius Loyola'nın kilisenin otoritesinden çıkarttığı ahlaki yargı, sonuç aracı kutsal kılar, yalanın son derece tehlikeli bir şekilde politik bir araç olarak kullanılmasını beraberinde getirir. Her ikisi de inanca kayıtsız şarsız boyun eğilmesini ister ve böylece kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Bir yandan kişinin tanrı karşısındaki özgürlüğünü, diğer yandan devlet karşısındaki özgürlüğünü sınırlandırarak bireyin mezarını kazmış olurlar. Gerek kilisenin devletliğini, gerekse marksistlerin devletliğini sırasıyla insana manevi ve maddi iddiaları vaat ettikleri halde her ikisi de bireyin yani hayatın eşsiz taşıyıcısının kırılgan varlığını tehdit ederler. Eldeki bir kuş ağaçtaki iki kuşa bedeldir atasözünün anlattığı gerçeğe karşı kaçımız uzun süre direnebiliriz ki? Dahası yukarıda anlattığım gibi her şeyi istatistiklere indirgeyen bilimsel ve mantıkçı dünya görüşü ve materyalist amaçları ile batı dünyası da doğu blokunun devlet ile aynı değerleri paylaşmaktadır. O zaman tüm politik ve mezhepsel hizipleşmeleriyle batı modern insanın ihtiyacına karşılık ne sunmaktadır? Ne yazık ki tümü de Marksist idealden hiç farkı olmayan bir hedefe doğru giden bir takım yollar sunmaktan başka hiçbir şey. Komünist ideolojinin zamanın kendi yanında olduğu ve dünyanın değişme vaktinin yaklaştığı yolundaki kesin inancını nereden edindiğini anlamak için fazla düşünmeye gerek yoktur. Gerçekler bu konuda apaçık bir dille konuşmaktadırlar. Batıda bizim bu duruma gözlerimizi yummamız ve ölümcül kırılganlığımızı görmezden gelmemiz faydasızdır. Kolektif bir inanca kayıtsız şartsız boyun eğmeyi, ebedi hakkı olan özgürlüğünden ve yine ebedi görevi olan bireysel sorumluluğundan vazgeçmeyip bir kez öğrenmiş olan insan bu tutumunu ısrarla sürdürecektir. Ve bir başka, görünüşte daha iyi bir inanç, onun sözlü idealizmine zorla kabul ettirilmeye çalışıldığında, aynı saf ve eleştiri yoksunluğu ile aksi yöne çark edip o yolda yürümeye başlayacaktır. Bakın, kısa zaman önce uygar bir Avrupa ulusunun başına neler geldi. Almanları olup bitenleri şimdiden unutmakla suçluyoruz. Ama gerçek şu ki benzer bir şeyin başka bir yerde olmayacağından da emin değiliz. Olursa ve bir başka uygar ulus, bir örnek ve tek gönlü bir düşüncenin bulaşıcı mikrobuna yenilirse, bu bir sürpriz olmayacaktır. Batı Avrupa'nın gerçek politik bel kemiğini oluşturan Amerika, açık sözlülükle benimsediği karşıt pozisyonundan ötürü bu konuda bağışıklığa sahip görünüyor. Ama gerçekte belki Avrupa'da bile daha nazik bir durumda. Zira Amerika'daki eğitim sistemi istatistiksel gerçekleri ve rakamları ile bilimsel dünya görüşünden en çok etkilenen eğitim sistemidir. Ve Amerika'nın karışık nüfusu kelimenin tam anlamıyla tarihten yoksun bir toprakta köklerine derine salmakta zorluk çekmektedir. Bu koşullar altında son derece gerekli olan tarihsel perspektifli ve insancıl bir eğitim tarzı aksine bir sindirella yaşamına yol açmaktadır. Avrupa bu gereksimine sahip olmakla birlikte bunu milliyetçi bencillikler ve güçten düşüren bir şüphecilikle kullanarak kendi yıkımına neden olmaktadır. Gerek milliyetçi bencillik, gerekse şüphecilik maddeci ve kolektivist bir amaç taşır. Ama her ikisi de bütünleşmiş bir insanı ifade eden ve onu etkileyen şeyden yani tam tamına söylersek bireyi her şeyin ölçeğinde tam ortaya oturtan o fikirden yoksundur. Bu fikir tek başına her yönde en şiddetli kuşkuları ve tepkileri ayaklandırmaya yeterlidir. Büyük sayılarda insanlarla kıyaslandığında bireyin değersiz olduğu inancının evrensel çapta ve oy birliği ile onay gördüğü bile iddia edilebilir. Şu kesin ki hepimiz bu yüzyılın sıradan insanların çağı olduğunu, toprağın, havanın ve suyun efendisinin bu sıradan insanlar olduğunu ve ulusların tarihsel yazgılarının bu alelade insanların elinde olduğunu söylüyoruz. İnsanoğlunun görkemine onurlu bir bakış getiren bu tablo ne yazık ki sadece bir hayaldir ve bambaşka bir gerçekle karşı karşıyadır. Gerçekte insanoğlu onun adına uzayı ve zamanı fetheden makinelerin kölesi ve kurbanı olmuştur. Onun fiziksel varlığını koruyacağı iddia edilen savaş teknolojisi tarafından sindirilmekte ve tehlikeye atılmaktadır. Dünyanın bir yarısında belli sınırlar dahilinde garanti edilen ruhsal ve ahlaki özgürlüğü kaotik bir kafa karışıklığıyla karşı karşıyadır. Dünyanın öteki yarısında ise bu özgürlükler tamamen yok edilmiştir. Son olarak trajediye biraz komedi eklemek gerekirse, doğa unsurlarının, toprağın, havanın, ateşin ve suyun bu efendisi, evrenin bu hakemi onurunu hiçe sayan ve bağımsızlığını bir saçmalığa dönüştüren fikirleri kendi bağrında beslemektedir. Başarıları ve mal varlıkları onu daha büyük bir insan yapmaz. Aksine Üretimin adaletli dağılımı kuralı altında çalışan fabrika işçisinin kaderinin de bize apaçık gösterdiği gibi bu insan küçüktür. Bireyin kendisini anlaması. Dünyadaki tüm gelişmeleri teşvik eden, icat eden ve taşıyan, tüm yargıların ve kararların yaratıcısı ve geleceğin planlayıcısı olan insanoğlunun kendisini bu kadar önemsiz bir niteliğe indirgemesi akıl almaz bir şeydir. Bu çelişki, yani insanlığın bizzat insan tarafından değerlendirilmesindeki paradoks gerçekten şaşılası bir konudur. Bunu ancak garip bir yargılama belirsizliğinden kaynaklanan bir durum olarak açıklayabiliriz. Bir başka deyişle, insan kendisi için bir muammadır. Bu anlaşılabilir bir şey. Zira İnsan kendisini tanımak için gerekli olan karşılaştırma araçlarından yoksundur. Anatomi ve fizyonomi açısından kendisini diğer hayvanlardan ayırt etmesini bilir. Ancak bilinçli, düşünen ve konuşabilen bir varlık olarak kendisini yargılamak için hiçbir kriteri yoktur. Bu gezegende başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağı eşsiz bir fenomendir. Karşılaştırma yapma ve dolayısıyla kendini tanıma fırsatı ancak eğer başka yıldızlarda yaşayan insan gibi memelilerle ilişki kurabilseydi mümkün olurdu. O zamana kadar insan, anatomi açısından antropoidlerle hısımlık taşıdığını bilen bir müzeviye benzemeye devam edecektir. Ancak görünüşe bakılırsa, pisişesi açısından yakın akrabalarından olağanüstü farklıdır. İnsan, tam da türünün bu en önemli özelliği nedeniyle kendini tanıyamamakta ve kendisi için anlaşılmaz bir gizem olmaya devam etmektedir. Kendi türü içindeki derece farklılıkları değişik bir kökenden gelen ama benzer yapıya sahip bir yaratıkla karşılaştığında doğacak kendini tanıma fırsatı ile kıyaslandığında önemsiz kalır. Yeryüzünde insan eliyle biçimlendirilen tüm tarihsel değişimlerden sorumlu olan ruhumuz hala çözümü olmayan bir bulmaca. Anlaşılması imkansız bir mucize ve tabiatın tüm gizemlerinde olduğu gibi şaşırtıcı bir karmaşa nesnesi olarak karşımızdadır. Doğanın gizemleri konusunda hala yeni keşifler yapma ve en zor sorulara yanıt bulma ümidimiz var. Ama iş ruha ve psikolojiye gelince tuhaf bir çekingenlik ve tereddüt gösteriyoruz. Psikoloji deneysel bilimlerin arasında en yenisi olduğu gibi aynı zamanda konusu olan nesneye yaklaşmakta en büyük zorluğu çeken bilim dalıdır. Nasıl Kopernik güneş sistemi hakkındaki yanlış fikirlerimizi ön yargılardan kurtardıysa, psikolojiyi de önce mitolojik fikirlerin büyüsünden, sonra da pisişenin, bir yandan beynin biyokimyasal işleminde gerçekleşen sıradan bir epifenomen olduğu, Diğer yandan ise yanına yaklaşılması neredeyse imkansız. Belirsiz ve kapalı bir konu olduğu yolundaki ön yargılardan kurtarmak için tıpkı Kopernik'inki gibi devrimci nitelikli ve müthiş zorlu bir çabaya ihtiyaç vardır. Beyn ile olan bağlantısı, psişenin bir epifenomen, yani biyokimyasal işlemlere bağımlı ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu doğrudan kanıtlayan bir durum değildir. Bununla birlikte Beyindeki ölçülebilir işlemlerin ruhsal fonksiyonunu nasıl bozabildiklerini çok iyi biliyoruz. Bu durum o kadar etkindir ki, psişenin tabiatını kaçınılmaz olarak bağımlı hale getirir. Ancak parapsikoloji fenomenleri bizi dikkatli olmaya çağırıyorlar. Zira bunlar ruhsal olan ile fiziksel olan arasındaki paralelliklere getirdiğimiz naif ve aşırıca aceleci açıklamaya gölge düşüren, zaman ile mekan arasındaki göreceliğin, rusal faktörlerine işaret etmektedirler. İnsanlar bu aceleci açıklamaya dayanarak parapsikolojinin bulgularını ya felsefi nedenlerle ya da sırf entelektüel tembellikten ötürü tümüyle inkar etmektedirler. Bu durum her ne kadar olağanüstü zor bir entelektüel problemden kaçmanın yaygın bir yolu olsa da bilimsel sorumluluk taşıyan bir tavır değildir. Rusal fenomeni hakkıyla değerlendirebilmek için onunla birlikte giden tüm diğer fenomenleri de hesaba katmak zorundayız. Dolayısıyla bilinç dışının ve parapsikolojinin varlığını görmezden gelerek psikoloji bilimi yapmak artık mümkün değildir. Beynin yapısı ve fizyolojisi ruhsal sürece dair bir açıklama sağlamaz. Ruhun başka bir şeyi indirgenemeyecek kadar kendine özgü bir doğası vardır. Fizyoloji gibi o da görece kendine dönük bir ilgi alanını kapsayan ve özel bir önem vermemiz gereken bir araştırma konusudur. Zira var olmanın iki vazgeçilmez koşulundan birini içinde barındırır. Yani bilinç fenomenini. Bilincin olmadığı yerde pratik anlamda bir yaşam yoktur. Çünkü dünya ancak bir pisişe tarafından bilinçli olarak düşünüldüğü ve bilinçli olarak ifade edildiği sürece var olabilir. Bilinç, var olmanın ön koşuludur. Dolayısıyla Pisişe ona hem felsefi hem de gerçek anlamda fiziksel varlık prensibine eş değer bir konum bahşeden kozmik prensip payesiyle donatılmıştır. Bu bilinçliliğin taşıyıcısı olan bireydir. Ancak birey pisişesini kendi iradesiyle üretmez. Aksine onun tarafından önceden oluşturulmuştur ve çocukluk çağında yavaş yavaş gelişen bir bilinçle beslenmiştir. Eğer pisişeye deneysel bir önem bahşedilecekse, pisişenin tek açık göstergesi olan bireye de önem vermek zorunludur. Bu gerçek iki nedenden ötürü açıkça vurgulanmalıdır. Birincisi bireysel pisişe yani esas ruh sırf bireyliğinden dolayı istatistik kuralının bir istisnasıdır. Bu nedenle istatistiksel değerlendirmenin tesviye edici işlemine tabi tutulduğunda en temel özelliklerinden birini kaybeder. İkincisi, kiliseler ancak dinsel dokmaların doğruluğunu kabul ettiği sürece, yani kolektif bir kategoriye teslim olduğu sürece, pisişenin varlığını kabul ederler. Her iki durumda da bireysel irade, bencil bir inatçılık olarak görülür. Bilim onu subjektif kabul ederek değersiz sayar. Kilise ise sapkınlık ve spiritüel gurur diye nitelendirerek ahlaken mahkum eder. Bu ikinci suçlama konusunda unutulmamalıdır ki, Hristiyanlık başka dinlerden farklı olarak özünde bir insanın yani Adem oğlunun bireysel yaşamını sembol olarak taşıyan bir dindir. Hatta bireyselleşme sürecine bizzat Tanrı'nın vücut bulması ve vahiy olması, kendini açığa vurması gözüyle bakar. Dolayısıyla benlik gelişimi büyük anlam kazanmaktadır. Ancak bunun önemi henüz pek az anlaşılmıştır. Zira dış faktörlere fazlasıyla ilgi göstermek işsel hayatın yollarını tıkamaktadır. Bireysel özellik pek çok insanın gizli özlemi olmasaydı bu fenomen kolektif baskıya ne ahlaken ne de ruhen dayanabilirdi. Tüm bu engeller insan ruhunu doğru değerlendirmemizi zorlaştırmaktadırlar. Ama bunlar çok dikkate değer bir başka gerçeğin yanında fazla önem taşımazlar. En yaygın psikiyatrik deneyim ruhun hor görülmesinin ve psikolojik aydınlanmaya karşı direnilmesinin büyük ölçüde korkuya, yani bilinç dışı dünyada yapılacak muhtemel keşiflere karşı bir panik korkusuna dayandığını göstermektedir. Bu korkulara kapılanlar sadece Freud'un bilinç dışı hakkında çizdiği tablodan ürken insanlar değildir. Bu korkular bizzat psikoanalizin yaratıcısını bile tedirgin etmişlerdir. Freud bana da itiraf ettiği gibi kendi cinsellik teorisini bir dokma haline getirmenin gerekli olduğunu Zira muhtemel bir okültizm salgınına karşı bu teorinin tek mantık karesi olacağını düşünmüştür. Freud bu sözleriyle bilinç dışının okült yorumlarına yol açabilecek pek çok şey barındırdığına inancını ifade etmekteydi ki bu gerçekten de öyledir. Bu arkayı gizlerden veya içgüdüler üzerine inşa edilen ve onları dile getiren arketipsel formların bazen korku uyandıran gizemli bir özelliği vardır. Bunlar yok edilmesi, silinmesi mümkün olmayan özelliklerdir. Çünkü ruhun en derinlerine kök salan temelleri oluştururlar. Bunları akılla kavramak olanaksızdır. Ve insan bunların ortaya çıkışını bastırdığı zaman bir başka biçimde yeniden belirirler yalnızca benlik bilgisinin gelişmesini değil, psikolojinin daha geniş anlamda anlaşılmasını ve bilinmesini de engelleyen işte bu bilinç dışı pisişe korkusudur. Çoğu kez bu korku o denli büyüktür ki insan kendisine bile itiraf etmeyi göze alamaz. Her dindar insanın ciddiyetle düşünmesi gereken bir sorudur bu. Böylece belki aydınlatıcı bir yanıt bulunabilir. Bilimselliğe yönelik psikoloji soyut bir yöntem izlemeye mecburdur. Yani ele aldığı nesneyi bütünüyle gözden kaçırmamak için o nesneden kendisine gerektiğince uzak tutmak zorundadır. Laboratuvar psikolojisinin bulgularının çoğunlukla aydınlatıcı hatta ilginç bile olamaması işte bu yüzdendir. Nesnenin kendisi görüş alanına ne kadar egemen olursa ondan çıkartılacak bilgi o kadar pratik, ayrıntılı ve canlı olacaktır. Bu demektir ki araştırma konusu olan nesneler daha da karmaşık hale gelecekler. Artan sayıları ile orantılı olarak tek tek nesnelerin belirsizlik faktörü de artacak. Bu da hata yapma olasılığını artıracaktır. Akademik psikoloji bir ölçüde haklı olarak bu riski almaktan korkar ve hata payının düşük olduğu daha basit sorular sorarak karmaşık durumlara girmekten kaçınır. Doğayı araştıran soruları seçmekte ise tam bir özgürlüğe sahiptir. Tıbbi psikoloji bu az veya çok, gıpta edilesi konumdan çok uzaktır. Burada soruyu soran, deneyi yapan kişi değil, nesnenin kendisidir. Doktor kendi seçimi olmayan, özgürce karar verebilseydi belki de hiçbir zaman seçmeyeceği kişilerle karşı karşıyadır. Hayati soruları soran hastalığın ya da hastanın kendisidir bir başka deyişle burada doğa doktorla deney yapar ve ondan yanıtları bekler. Bireyin ve onun durumunun tekliği, eşsizliği doktorun yüzüne bakıp ondan bir cevap ister. Doktorun doktor olarak görevi belirsizlik faktörleriyle dolup taşan durumlarla başa çıkabilmektedir. İlk başta genel deneyimlere dayanan prensipleri uygulayacaktır. Ama kısa sürede bu tür prensiplerin gerçekleri ifade etmekte ve vakanın kendine özgü tabiatına yanıt vermekte yetersiz kaldığını görecektir. Doktorun kavrayışı ve bilgisi ne kadar derinleşirse genel prensiplerin anlamı o kadar azalır. Ancak bu prensipler objektif bilginin temel taşlarıdırlar ve bilginin ölçüldüğü kıstasları oluştururlar. Gerek hastanın gerekse doktorun anlayışı arttıkça durum giderek daha kişiselleşir. Başlangıçta avantaj olan şey, tehlikeli bir dezavantaja dönüşebilir. Özelleştirme, teknik terimiyle transferans, yani geçmişte yaşanan duyguların analiste aktarılması ve karşı transferans. Çevreden soyutlanma, yani her iki tarafında arzulamadığı, ancak anlamanın ağır bastığı ve artık bilginin dengeleyemediği durumlarda kaçınılmaz olan bir sosyal sınırlanma yaratır. Anlama derinleştikçe bilgiden uzaklaşır. İdeal bir anlama her iki tarafın da diğerinin yaşadığı deneyimleri hiç düşünmeden birlikte yaşayabilmesidir. Katıksız bir öznellik içinde hiçbir sosyal sorumluluk taşımadan ve hiç eleştiri yapmadan pasif bir anlayış durumuna girmektir. Bu derece ileri düzeyde bir anlama kuşkusuz mümkün değildir. Zira iki ayrı bireyin birbiriyle bil fiil özdeşleşmelerini gerektirir. İlişki er veya geç öyle bir noktaya gelir ki taraflardan biri diğerinin kimliğiyle bağdaşmak için kendi bireyliğini feda etmeye zorlandığını hisseder. Bu kaçınılmaz sonuç anlamayı durdurur. Çünkü anlama her iki kişinin de bireyliklerine sahip çıkmalarını gerektirir. Dolayısıyla anlamaya anlama ile bilginin denge içinde olduğu noktaya kadar götürmekte yarar vardır. Zira anlamak eninde sonunda her iki tarafa da zarar verir. Bu sorun karmaşık ve bireysel durumların bilinmesi ve anlaşılması gereken zamanlarda ortaya çıkar. Psikolojinin özgün görevi bu bilgi ve anlamayı sağlamaktır. Eğer bulunduğu konumdan ötürü en kritik anda kendisine ait olduğu mezhebin peşin yargılarına dayanan bir kıstası uygulamak zorunda hissetmeseydi, insanların ruhlarını tedavi etme gayreti içindeki günah çıkartıcı papazın da yapması gereken şey bu olurdu. Oysa bireyin birey gibi var olma hakkı kolektif bir ön yargı tarafından engellenmekte. Çoğu kez en can alıcı yerinden sakatlanmaktadır. Bunun tek istisnası bireyin dinsel sembolü, örneğin İsa'nın örnek yaşamını somut biçimde anladığı ve bundan tatmin olduğunu hissettiği zamandır. Günümüzde bunun ne kadar gerçekleştiği sorusunun karşılığını başkalarına bırakıyorum. Her koşulda bir doktor genellikle mezhepsel önyargıların pek az şey ifade ettiği veya hiç etmediği hastaları tedavi eder. Doktor mesleği gereği mümkün olduğunca az peşin hükümlü olmak zorundadır. Aynı şekilde metafizik yani kanıtlanması mümkün olmayan inançlara ve fikirlere saygı göstermekle birlikte bunlara evrensel bir geçerlilik tanımamaya dikkat eder. Bu tedbir gereklidir. Çünkü kişiliğin bireysel, eşsiz özellikleri dışarıdan gelen keyfi müdahaleler ile çarpıtılmamalıdır. Doktor bunu çevresel etkilere, kişinin kendi iç gelişimine ve en geniş anlamıyla ister iyi ister kötü kaderin yargısına bırakmalıdır. Belki birçok insan bu tedbiri abartılı bulacaktır. Ancak iki bireyin arasındaki diyalektik süreci etkileyen o kadar çok karşılıklı faktör vardır ki bu süreç son derece ihtiyatla yürütülse bile sorumluluk sahibi bir doktor hastasının zaten yenik düştüğü kolektif faktörlere bir de kendisi gereksiz yere yenilerini eklemekten kaçınmak zorundadır. Dahası bir doktor çok iyi bilir ki ne kadar değerli olursa olsun ahlaki kurallar vaz etmekle hastasını sadece açık bir düşmanlığa veya gizli bir direnişe itecek ve tedavisinin amacını gereksiz yere tehlikeye atmış olacaktır. Günümüzde bireyin ruhsal durumu reklam, propaganda ve diğer oldukça iyi niyetli öğüt ve telkinlerle o kadar tehdit altında tutulmaktadır ki hastaya yaşamında bir kez olsun yapmak zorundasın, etmek zorundasın gibi yetersizliğini yüzüne vuran mide bulandırıcı sözler duymadan bir ilişki kurabilme fırsatı verilmelidir. Doktor hem dışarıdan gelen saldırılara hem de bunların bireyin ruhunda yarattığı geri tepmelere karşı bir savunma avukatı görevini üstlenmek zorunda hisseder kendisini. Gerek içimizde, gerekse dışımızda gayet belirgin emniyet kılıflarının bulunduğu düşünülürse, anarşik içgüdülerin dizginlerinden kurtulacağı korkusu fazlasıyla abartılan bir olasılıktır her şeyden önce insanların çoğunda, sadece genel ahlaka değil, aynı zamanda uygun kabul edilen şeylere ve ceza kanunlarına kafa tutmayı engelleyen doğal bir korkaklık vardır. İnsanın değil bireyliğini özgürce yaşayabilmek, bireyliğin ilk kıpırtılarını bilincinde harekete geçirebilmek için bile harcadığı muazzam çabanın yanında bu korku hiç kalır ve bireysel dürtülerin fazlasıyla aceleci ve düşüncesizce dışa vurulduğu yerde. Doktor bunları hastasının çare olarak gördüğü kendi dar görüşlülüğü, acımasızlığı ve alaycılığından korumak zorundadır. Diyalektik görüşmeleri ilerledikçe bir noktada bu bireysel dürtülerin değerlendirilmesi gerekir. O aşamaya gelindiğinde hasta, kolektif düşünceye katılıyor olsa bile toplumsal eğilimi taklit etme isteğiyle değil, kendi iç görüsü ve kararı ile hareket edebilmek için gerekli yargılama yeteneğine ulaşmış olmalıdır. Kendi ayakları üzerinde sağlam durmadığı sürece o sözde objektif değerlerin ona hiçbir yararı olamaz. Çünkü o zaman bu değerler onun karakterinin yerine geçerler ve bireyliğini bastırmasına yol açarlar. Doğal olarak toplumun kendini kötü bir öznelcilikten koruma hakkı vardır. Ama toplumun kendisi bireyleşmemiş insanlar tarafından oluşturulduğu sürece tamamen acımasız bireycilerin merhametine kalacaktır. Ne kadar gruplar ve örgütler halinde bir araya gelinirse gelinsin, toplumu bir diktatöre gönüllü olarak boyun eğmeye hazır kıvama getiren de işte bu gruplaşma ve bireysel kişiliğin yok olmasıdır. Yan yana toplanan milyonlarca sıfır maalesef bir etmez eninde sonunda her şey bireyin kalitesine bağlıdır. Ama çağımızın uzağa görememe alışkanlığı sadece büyük sayıları ve kitle örgütlerine hesaba katmaktadır. Sanki iyi disiplinli bir kalabalığın bir tek deli adamın elinde neler yapabileceğini tüm dünya yeterince görmemiş gibi. Maalesef bu gerçek kafalarımızda pek derine işleyememiştir. Ve bu konudaki körlüğümüz son derece tehlikelidir. İnsanlar gayet hoşnut bir şekilde örgütlenmeye devam etmektedirler. En güçlü örgütlerin ancak liderlerinin korkunç acımasızlığı ve sloganların en ucuzu sayesinde ayakta kaldığı konusunda en ufak bir bilince sahip olmadan çare kitle hareketinin egemenliğinde aranmaktadır. Kiliselerin bile, amacı bireysel, yalnız ruhu kurtarmak olan o kiliselerin bile şeytanı başlarından kovmak için kendilerini kitle hareketinin hizmetine sunmaları çok tuhaftır. Onlar da kitle psikolojisinin temel gerçeğinden, yani kitle içindeyken bireyin ahlaken ve ruhen daha alt düzeyde olacağından bir haber görünmektedirler. Bu nedenle bireyin ruhunu yeniden doğmasına yardım etmek olan asıl görevleriyle fazla uğraşmamaktadırlar. Maalesef çok açıktır ki Birey kendini ruhen yeniden yaratmazsa toplum da yaratamaz. Çünkü toplum kurtuluşu arayan bireylerin toplamından oluşur. Dolayısıyla ben kiliselerin yapmaya çalıştıkları şeyi ki görünüşe bakılırsa yapıyorlar da. Yani bireyi uyuşuk ve kafasız bir kitlenin içinden çekip çıkartmak ve ona en önemli unsurun kendisi olduğunu, dünyanın kurtuluşunun, bireyin ruhunun kurtuluşunda yattığını anlatmak yerine onu bir sosyal örgüte katılmaya zorlamalarını ve sorumsuz bir düzeye indirgemeye çalışmalarını büyük bir yanılsama olarak görüyorum. Kitlesel toplantıların kişiye böyle kurtuluş düşünceleri sergiledikleri ve kitle telkini yoluyla bu fikirleri ona aşıladıkları doğrudur. Ancak bu sarhoşluk hali geçtiğinde kitle insanı kendisine bir başka daha bariz ve çığırtkan bir slogana hemen teslim eder. Bireyin Tanrı ile kişisel ilişkisi bu tehlikeli etkilere karşı güçlü bir kalkandır. İsa müritlerini hiç kitle toplantılarına çağırmış mıdır? Beslediği beş bin kişiden bir teki bile, Peter gibi taş yürekli bir adamın bile tereddütler içinde kıvrandığı anlarda, çarmıha gerin diye bağıran güruhun karşısına dikilip durun diyebilmiş midir? İsa ile havarisi Paul, kamuoyunu göz ardı ederek kendi bireysel yollarında içsel deneyimlerine güvenerek yoluna devam eden insanların prototipleri değil midir? Bu tartışma elbette kilisenin karşı karşıya bulunduğu durumun gerçekliğini gözden kaçırmamıza neden olmamalıdır. Kilise, telkin yoluyla bireyleri birleştirerek şekilsiz bir kitleyi inananlar topluluğuna dönüştürmeye ve bu organizasyonu bir arada tutmaya çalışırken yalnızca büyük bir sosyal hizmet görmekle kalmaz. Aynı zamanda bireye anlam dolu bir yaşamın paha biçilmez nimetini sunar. Ancak bunlar belli eğilimleri kural gereği teyit eden ancak onları değiştirmeyen özelliklerdir. Ne yazık ki deneyimlerimiz kişinin ne kadar topluluğa üye olursa olsun içindeki insanın hep aynı kaldığını göstermiştir. Çevresi ona ancak kendi çabası ve acısıyla elde edebileceği şeyi bir armağan gibi veremez. Aksine Elverişli çevre koşulları her şeyi dışarıdan bekleme eğilimini sadece güçlendirir. Hatta dış gerçeklerin sağlayamayacağı dönüşümü, yani insanın iç dünyasında gerçekleşen köklü bir değişimi bile dışarıdan bekleme eğilimini artırır. Oysa böylesi bir dönüşüme, kitle fenomeni şiddetlendiği, artan nüfusla ileride daha da şiddetleneceği çağımızda her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Kitle örgütlerinde yan yana dizdiğimiz şeyin ne olduğunu ve bireysel insanın yani istatistiksel değil gerçek insanın doğasını neyin oluşturduğunu kendimize sormanın tam zamanıdır. Bu da ancak yeni bir kendini besleme sürecini başlatmakla mümkün olabilir. Tüm kitle hareketleri tahmin edebileceğimiz gibi büyük sayılardaki kalabalıkların oluşturduğu düzlemden aşağı kolay kayarlar. Kalabalığın olduğu yerde güvenlik vardır. Çoğunluğun inandığı şey tabii ki doğru olmalıdır. Çoğunluğun istediği şey peşinden gitmeye değer, gerekli ve dolayısıyla iyi olmalıdır. Kalabalığın çıkarttığı gürültüde istedikleri kaba kuvvetle elde etme gücü yatar. Hepsinden tatlısı ise çocukluğun ülkesine ama şefkatinin cennetine dertsiz, tasasız ve sorumsuz bir dünyaya yavaşça ve hiç acı çekmeden girivermektir. Düşünmek ve halletmek yukarıdakilerin yapacağı işlerdir. Her sorunun cevabı hazırdır. Tüm ihtiyaçlar yerine getirilir. Kitli insanın gördüğü çocukluk düşleri o kadar gerçek dışıdır ki, bu cennetin bedelini kim ödüyor diye sormak hakkına gelmez. Hesap dengesi daha üst bir politik, veya sosyal otoriteye bırakılır. O da bu görevi istekle üstlenir. Çünkü gücünü daha da arttıracaktır. Otoritenin gücü ne kadar artarsa birey o kadar zayıflar ve çaresizleşir. Bu tür sosyal koşulların yaygın olarak geliştiği her yerde zorbalığa giden yol açılmıştır. Ve bireyin özgürlüğü spiritüel ve fiziksel köleliğe dönüşmüştür. Her zorba doğası gereği ahlaksız ve acımasız olduğu için Yöntemlerini seçmekte hala bireyi hesaba katan bir kurumdan çok daha özgürdür. Böyle bir kurum örgütlü devletle bir çelişkiye düştüğü zaman ahlak değerlerinin gerçek bir dezavantaj olduğunu fark eder ve kendisini rakibinin yöntemlerini benimsemek zorunda hisseder. Böylece enfeksiyon direkt yoldan bulaşmasa bile kötülük neredeyse zorunluluktan ötürü yayılır. Enfeksiyon tehlikesi tüm Batı dünyasında olduğu gibi büyük sayılara ve istatistiklere belirleyici önem verilen yerlerde daha da ciddidir. Kitlelerin boğucu gücü şu veya bu şekilde her gün gazeteler yoluyla gözlerimizin önünde resmi geçit yapar. Ve bireyin önemsizliği öyle kuvvetli açılanır ki insan kendi sesini duyurabilme ümidini tümden kaybeder. O eskimiş özgürlük, eşitlik, kardeşlik fikirleri bireye yardımcı olamaz. Çünkü isteklerini yöneltebileceği tek insanlar onun cellatları yani kitlelerin sözcüleridir. Örgütlü kitleye direnebilmek ancak ve ancak insanın bireyliğini o örgütün organizasyonu kadar iyi organize etmesiyle mümkündür. Bu önerimin günümüzün insanına hemen hiç anlaşılmaz geleceğinin farkındayım. Bu konuda yardımcı olabilecek olan insanın bir mikrokozmoz olduğu, büyük kozmosun minyatür bir yansıması olduğu yolundaki orta çağ görüşü çok uzun zaman önce insanı bırakmıştır. Ne var ki onun dünyayı kucaklayan ve koşullandıran bir ruhu olduğu gerçeği dimdik ayaktadır. Makrokozmozun imgesi sadece ruhsal bir varlık olarak insanda izlerini bırakmakla kalmamıştır. İnsan da bu imgeyi giderek genişleyen ölçüde bir bizzat yaratmaktadır. Birey bir yandan bu kozmik haberleşmeye yansıtıcı bilinci sayesinde kendi içinde yürütmekte, öte yandan içgüdülerinin kalıtımsal ve arketipsel özelliği sayesinde dışına taşımakta ve çevresiyle bağlar kurmaktadır. Ama içgüdüleri onu makrokozmosa sadece bağlamaz. Bir bakıma makrokozmostan kopartır da. Çünkü arzuları onu değişik yönlere çeker. Bu şekilde kendisiyle sürekli bir çelişki yaşar ve yaşamına bölünmez bir amaç. Doğasının diğer yönlerini bastırmak zorunda kalacağı için bedelini çok ağır ödeyeceği bir amaç verebilmeyi nadiren başarır. İnsanın böyle bir tek yönlülüğü, kendini zorlamasının gerçekten değip değmeyeceğini sık sık kendine sorması gerekir. Çünkü insan ruhunun doğal hali, bileşimindeki unsurların birbirlerini itip kalkmasından ve davranışlarının birbirleriyle çelişmesinden, yani bir ölçüde çözülmekten oluşur. Budizm'de buna on bin şeye bağlanmak denir. Bu tür bir durum düzeni ve sentez arzular. Nasıl kalabalıkların hepsi de karşılıklı doyumsuzluk ve kızgınlıkla biten kaotik hareketleri bir diktatörün iradesiyle belli bir yöne çekiliyorsa, çözülmüş durumdaki bireyin de yönlendirilmeye ve düzene sokucu bir prensibe ihtiyacı vardır. Eko bilinci bu rolü kendi iradesinin oynamasını ister. Ama onu niyetlerinden saptıran güçlü bilinç dışı faktörleri görmezden gelir. Eğer sentez amacına ulaşmak istiyorsa önce bu faktörleri tanımak zorundadır. Ya bunları bizzat deneyimlemek zorundadır ya da bu faktörleri açıklayan ve senteze ulaştıran kutsal ve esrarlı bir sembole sahip olması gerekir. Modern insanın ifade etmeye çalıştığı şeyi anlayan ve açıkça dile getiren bir dinsel sembol bu işi görebilir. Ama bizim Hristiyanlık sembolü anlayışımız bugüne dek bunu başaramamıştır. Aksine, dünyanın bölünmesiyle oluşan korkunç çatlak tam da Hristiyan beyaz adamı yaşadığı bölgeden geçmektedir. Ve bizim Hristiyan dünya görüşümüz komünizm gibi arkaik bir sosyal düzenin yeniden ortlamasını önleyememiştir. Bu demek değildir ki Hristiyanlık bitmiştir aksine ben inanıyorum ki günümüzün dünya koşulları karşısında köhnemiş olan şey Hristiyanlık değil bizim onu kavrayışımız ve yorumlayışımızdır. Hristiyanlık sembolü kendi içinde gelişmenin tohumlarını taşıyan canlı bir şeydir. Gelişmeye devam edebilir. Bu tümüyle bize bağlı. Kafamızı önümüze koyup Hristiyanlığın önermelerini yeniden ve etraflıca düşünmemize bağlıdır bu bireye ve benliğin mikrokozmosuna karşı eskisine göre çok farklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. İnsanın önünde ne gibi yolların açık olduğunu, hala nasıl işsel deneyimler yaşayabileceğini ve dinsel mitlerin altında hangi ruhsal gerçeklerin yattığını kimsenin bilmemesi işte bu yüzdendir. Bu durumun üstüne öyle evrensel bir karanlık çökmüştür ki hiç kimsenin için kendini bir şeye adaması gerektiğini, adarsa bunu nereye kadar götürmesi gerektiğini bilememektedir. Bu problemin karşısında hepimiz çaresiziz. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü tüm kozlar karşıtlarımızın elindedir. Onlar büyük taburlara ve onların ezici gücüne başvurabilirler. Politika, bilim ve teknoloji onların tarafındadır. Bilimin heybetli iddiaları İnsan aklının şimdiye de kulaştığı en yüksek entelektüel kesinliği, netliği temsil etmektedir. Ya da en azından eski çağların geriliği, karanlığı ve batıl inançları hakkında yüz kat aydınlanmış günümüz insanı öyle gelmektedir. Hocalarının örtülebilmesi mümkün olmayan faktörleri birbiriyle yalan yanlış karşılaştırarak ciddi biçimde hata yapmış olabilecekleri hiç aklına gelmez sorularını yönelttiği entelektüel seçkinlerin, bugün bilimin imkansız gördüğü şeylerin her zaman imkansız olduğu konusunda fikir birliği ettiği günümüz ortamında bu daha da geçerlidir. Her şeyden önce ona dünya ötesi bir bakış açısı verebilecek olan inancın gerçekleri, bilimsel gerçeklerle aynı bağlamda ele alınmaktadır. Birey kiliseyi ve kendilerine ruhu tedavi etme görevinin verilmiş olduğu kilise sözcülerini sorguladığı zaman bir imana, kesinlikle dünyevi bir kurum olan imana mensup olmanın dinsel inancın zorunlu kıldığı bir koşul oldu. Bireyin kuşkuya düştüğü inanç sorunlarının somut tarihi olaylar olduğu, belli ritüel davranışların mucizevi sonuçlar yaratacağı, İsa'nın kendisinin yerine çektiği acıların onu günahtan ve sonuçlarından yani ebedi lanetten kurtarmış olduğu söylenmektedir. Eğer birey elindeki sınırlı olanaklarla bu sorular üzerinde düşünmeye başlarsa hiçbir şey anlamadığını ve önünde sadece iki seçenek bulunduğunu itiraf etmek zorunda kalacaktır. Ya tam inanacak ya da anlayamadığı, içinden çıkamadığı bu iddiaları tümden reddedecektir. Günümüzün insanı kendisine devlet tarafından sokuşturulan tüm o gerçekleri kolayca düşünüp anlayabildiği halde açıklamaları olmadığı için dini konuları anlamakta büyük zorluk çekmektedir. Okuduğunu anlıyor musun? O da dedi ki: "Biri bana yol göstermezse nasıl anlayabilirim?" İncil bölüm 8:30 eğer buna rağmen insan hala dini inançlarının tümünü bir yana atmadıysa, bunun nedeni dinsel dürtülerin içgüdüsel bir temele dayanması ve dolayısıyla tamamen insana özgü bir fonksiyon olmasıdır. Bir insanın elinden tanrılarını alırsanız, karşılığında ona yeni tanrılar vermek zorunda kalırsınız. Kitle devletinin liderleri tanrılaştırılmayı önleyemezler ve bunun zor gücüyle yapılmadığı yerlerde onun yerine saplantılı ve şeytansı bir enerjiyle dolup başka faktörler ortaya çıkar. Örneğin para, iş, politik nüfus. Ne zaman doğal insani fonksiyonlar yok olsa, yani bunları bilinçli ve maksatlı ifade hakkı insanın elinden alınsa, genel bir kargaşa doğar. İşte bu yüzden doğal olarak modern insan, akıl tanrıçasının da zaferiyle genel bir nevrotikleşme sürecine girmiştir demir perdenin dünyayı ayırması gibi insanın kişiliğinde de bir ayrışma olmaktadır. Sınır çizgisini oluşturan dikenli teller. Hangi tarafta yaşıyor olursa olsun günümüz insanının ruhunu da sarmıştır. Ve nasıl tipik bir nevrotik kendi gölge önünün farkında değilse normal insanda tıpkı nevrotik gibi komşusunda ya da büyük perdenin arkasındaki insanda kendi gölgesini hissetmektedir. Hatta bir tarafın kapitalizmi diğer tarafında komünizmi şeytanın ta kendisi gibi göstermesi politik ve sosyal bir görev haline gelmiştir. Böylece dışarıya bakan gözler büyülenip insanın içindeki yaşama bakması engellenmiş olur. Ama nasıl nevrotik insan karanlık yüzünün bilincinde olmasa bile ruhsal durumunda her şeyin yolunda gitmediğini belli belirsiz sezerse batılı insan da ruhuna ve psikolojiye karşı içgüdüsel bir ilgi geliştirmektedir. İşte bu noktada doktor ister istemez dünya sahnesine çağrılmış ve kendisine bireyin en mahrem ve gizli yaşamı ile ilgili ama son kertede çağdaş zamanın ruhunun direkt sonuçlarını yansıtan sorular yöneltmiştir. Kişisel nitelikli belirtilerinden ötürü bu malzeme genellikle nevrotik olarak görülür ve bu doğrudur. Çünkü bir yetişkinin pisişesinin içeriği ile uyuşmayan Dolayısıyla eğer bilinç düzeyine çıkacak olursa ahlaki yargılarımızla bastıracağımız çocuksu fantezilerden oluşan bir malzemedir bu. Bu tür fantezilerin çoğu doğal olarak çocuksu biçimleriyle bilinç düzeyine gelmezler. Hatta bunların bilinç düzeyine çıkabildiklerini ve bilinçli olarak bastırıldıklarını söylemekte çok güçtür. Daha ziyade bunların her zaman var olduklarını ya da her koşulda bilinç dışında geliştiklerini ve psikoloğun devreye girmesiyle bilinç eşiğine ulaşıncaya kadar bu durumda varlıklarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Bilinç dışı fantezilerin faaliyete geçmesi, bilincin kendisini kritik bir durumda hissettiği zaman gerçekleşen bir işlemdir. Öyle olmasaydı, fanteziler normal bir şekilde üretilir ve arkasından her zamanki nevrotik rahatsızlıklar baş gösterirdi. Oysa gerçekte, bu tür fantaziler çocukluk dünyasına aittirler ve bilinçli yaşamda ancak anormal koşullar nedeniyle olgunlaşmadan önce uyarıldıkları için rahatsızlıklara yol açarlar. Bu durum özellikle anne babadan zararlı etkilerin geldi. Çocuğun içinde yaşadığı atmosferi zehirleyen ve ona ruhsal dengesini bozan çelişkiler yaşatan ortamlarda meydana gelir. Yetişkin bir insanda bir nevroz patlak verdiğinde Çocukluğunun fantezi dünyası yeniden ortaya çıkar ve Nevroz'un başlangıcı çocuksu fantezilerin varlığı ile bağlantılı bir nedensellikle açıklanır. Ancak bu, fantezilerin aradaki zamanda neden hiçbir patolojik etki geliştirmediklerini açıklamamaktadır. Bu patolojik etkiler ancak bireyin bilinçli yollarla üstesinden gelemediği bir durumda ortaya çıkarlar. Kişiliğin gelişiminde oluşan bu duraklama, herkeste saklı duran ve bilinçli kişilik engellenmeden yoluna devam ettiği sürece hiç faaliyet göstermeyen çocuksu fantezilere bir yol açar. Fanteziler belli bir yoğunluğa ulaştıkları zaman bilinçte belirmeye başlarlar ve hastanın kendisinin de fark edeceği bir çatışma ortamı yaratırlar. Onu farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiliğe bölerler. Ne var ki bu ayrışma kullanılmadığı için bilinçten akıp giden enerji bilinç dışı kişiliğin olumsuz özelliklerini bilhassa çocuksu özelliklerini güçlendirdiği zaman yani çok önceden bilinç dışında hazırlanmıştır. Bir çocuğun normal fantazileri aslında içgüdüsel dürtülerden doğan hayal gücünden başka bir şey olmadığı ve bu yüzden gelecekteki bilinçli faaliyetlerin bir ön alıştırması sayılabileceği için bir nevrotik fantazileri her ne kadar patolojik olarak şekil değiştirmiş ve belki de enerjinin bastırılmasıyla yolundan sapmış ise de özünde normal içgüdüler taşır. Bunun işareti de koşullara ve çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Nevrotik bir hastalık daima uyum sağlanamayan bir değişme gösterir. Normal etkinlik ve buna uygun hayal gücü bozulur. Oysa içgüdüler etkinlik ve form açısından son derece eski ve bir hali tutucudurlar. Zihinde tasarlandığı zaman bu form içgüdüsel dürtüyü görsel ve somut olarak tıpkı bir resim gibi gösteren bir imge olarak belirir. Örneğin eğer bir yurtcu güvesinin pisişesini inceleyebilseydik, içinde gizemli ve hayret verici bir düşünce modeli bulunduğunu görebilirdik. Bu model güveyi döllenme ve gübreleme faaliyetini yüce bitkisi üzerinde yapmaya mecbur ettiği gibi durumun bütününü de fark etmesine yardımcı olurdu. İçgüdü kesinlikle kör ve belirsiz bir dürtü değildir. Çünkü belli bir dış etki karşısında kendini ayarlar ve uyum sağlar. Bu durum ona belirli ve indirgenemez bir form verir. İçgüdü orijinal ve kalıtımsal olduğu için formu da çok eski yani arketipseldir. Bedenin formundan bile daha yaşlı ve tutucudur. Bu biyolojik gerçekler tabii ki bilinç, irade ve akıl sahibi olduğu halde hala genel biyoloji kapsamı içinde bulunan homo sapiens içinde geçerlidir. Bilinçli aktivitemizin özünde içgüdüye dayandığı, dinamizmini ve düşünce biçiminin temel özelliklerini içgüdüden aldığı gerçeği Hayvanlar dünyası için de insan psikolojisi için de aynı önemi taşır. İnsanın bilgisi aslında bize a priori olarak verilen ezeli düşünce modellerine sürekli olarak uyum sağlama çabasından oluşur. Bu düşünceleri belli ölçüde değiştirmek gerekir. Çünkü özgün şekilleriyle arkaik bir yaşam tarzına uygundurlar ve artık çok değişmiş bir çevrenin gereksinimlerine karşılık veremezler. Eğer yaşantımıza içgüdüsel bir dinamizm akışı sağlamak istiyorsak ki varoluşumuz için bu çok gereklidir. O zaman bu arketipsel formları günümüzün meydan okumalarına uygun ve yeterli fikirler olarak yeniden biçimlendirmemiz zorunludur. Yaşama felsefi ve psikolojik yaklaşım Fikirlerimiz ne yazık ki genel durumdaki değişimlerin gerisinde kalmak eğilimindeler başka türlü de olamazdı. Çünkü dünyada hiçbir şey değişmediği sürece düşüncelerimiz de üç aşağı beş yukarı buna uyum sağlamışlar ve başarıyla işlev görüyorlar. Bu durumda değişmelerinin ve yeniden uyum sağlamalarının inandırıcı bir nedeni yok. Ancak koşullar çok şiddetli ve kesin bir şekilde değişti ve dış durum ile artık köhnemiş olan düşüncelerimiz arasında dayanılmaz bir çatlak oluştuğu zaman dünya görüşü veya yaşam felsefesi sorunu ortaya çıkar. Ve bu sorunla birlikte içgüdüsel enerjinin akışını sağlayan ezeli imgelerin nasıl yeniden yönlendirilecekleri veya yeniden adapte edilecekleri sorusu gündeme gelir. Bunları atıp yerlerine yeni bir mantık düzenini yerleştiremeyiz. Çünkü bu dış koşulların kalıbına fazlasıyla uyan, insanın biyolojik ihtiyaçlarını yeterince dikkate almayan bir düzen olur. Dahası ilk insana uzanan bir köprü kuramaz. Aksine ona yaklaşmayı tümüyle engeller. Bu tanrı gibi insanı bir kalıba dökmeyi ama bunu devlet adına yapmayı amaçlayan Marksist eğitim sistemiyle uyum içindedir. Günümüzde temel düşünce ve inançlarımız giderek daha mantıkçı oluyorlar. Felsefemiz artık antik çağda olduğu gibi bir yaşam biçimi felsefesi değildir. Salt, entelektüel ve akademik bir uğraş haline gelmiştir. Arkaik törenleri ve kavramları ile mezhepsel dinlerimiz, kendi işlerinde savunulabilir olmakla birlikte orta çağda ciddi bir zorluğa yol açmayan ama günümüzün insanına acayip ve anlaşılmaz gelen bir dünya görüşü sunmaktadırlar. Modern bilimsel dünya görüşüyle çelişkisine rağmen, insanın içindeki derin bir güdü onu bazı fikirlere kelime karşılığıyla alınacak olsa, son 500 yıldan beri kaydedilen zihinsel gelişmeleri hiç hesaba katmayan düşüncelere hala sahip çıkmaya yöneltmektedir. Bunun bariz amacı, insanın kendisine anlamsızlığın ve umutsuzluğun uçurumuna düşmekten kurtarmasıdır. Rasyonalist insanlar olarak çağımızın dinini körü körüne inanç bekleyen, dar kafalı ve köhnemiş bir din olarak eleştirebiliriz. Ancak asla unutmamalıyız ki imanlar, arketipsel karakterlerinden ötürü kendi içinde bir yaşam taşıyan sembollere, ki bu sembollerin yorumu tartışılabilir olsa da sahip bir dokrin sürerler. Sonuç olarak entelektüel kavrayış her koşulda vazgeçilmez bir şey değildir. Sadece hissetme ve sezme yoluyla değerlendirme yapmanın yeterli olmadığı durumlarda, yani aklı en güçlü inanç vasıtası sayan insanlar karşısında gereklidir. Bu bakımdan inanç ile bilgi arasında açılan uçurumdan daha karakteristik ve semptomatik hiçbir şey yoktur. Bunların arasındaki karşıtlık o denli büyümüştür ki Artık insan bu iki kategorinin ve bunların dünyaya bakış açılarının birbirleriyle kıyaslanmasının imkansız olduğunu söylemeye zorlanmaktadır. Oysa ikisi de içinde yaşadığımız aynı ampirik dünya ile ilgilenmektedir. Zira teoloji bile inancın kendi bildiğimiz dünyamızda algılayabileceğimiz tarihi gerçeklerle desteklendiğini söylemektedir. Örneğin İsa gerçek bir insandır. Birçok mucize gerçekleştirmiş kaderine katlanmış, Pontius Pilate döneminde ölmüş ve ölümünden sonra dirilmiştir. Teoloji Hristiyanlığın en eski kayıtlarında yer alan ifadelerin yazılı efsaneler olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla bunları sembolik olarak anlama eğilimini reddeder. Hatta bir süre önce hiç kuşkusuz bilgiye teslim olma eğilimiyle bizzat Hristiyan din bilimciler inançlarının nesnesini efsanelerden arındırma girişiminde bulunmuşlardır. Bunu yaparken de en önemli noktalarda çizgiyi keyfi olarak çekmeyi ihmal etmemişlerdir. Oysa eleştirel bir aklın açık seçik bildiği gibi, efsaneler dinlerin ayrılmaz parçalarıdırlar ve inancı zedelemeden onları dışlamak mümkün değildir. İnanç ile bilgi arasındaki kopukluk, günümüzdeki zihinsel kargaşanın çok belirgin özelliği olan bölünmüş bilincin bir belirtisidir. Sanki iki ayrı insan, aynı konu üzerinde, ikisi de kendi bakış açısından, iki ayrı düşünceyi ileri sürmektedir. Ya da aynı insan, yaşadığı şeyi iki farklı kafa yapısıyla resmetmektedir. İnsan yerine modern toplumu koyarsak, ikincisinin de zihinsel bir ayrışma, yani nevrotik bir sarsıntı geçirdiğini kolayca görebiliriz. Bu durumda bir tarafın inatla sağa, diğer tarafında sola çekiştirmesi işleri hiç kolaylaştırmamaktadır. Her nevrotik psişe vakasında kişinin kendisine de büyük acı veren durum işte budur. Ve bu derin acı yüzünden hasta doktora gider. Yukarıda kısaca ama okuyucunun kafasını karıştırmamak adına bazı pratik ayrıntıları da ekleyerek anlattığım gibi. Doktor, hastasının kişiliğinin her iki yarısı ile de ilişki kurmak zorundadır. Çünkü birinden alıp öteki yarıyı bastırdığı zaman değil, her ikisinden de aldığı zaman ortaya tam ve bütüncül bir insan koyabilir. Kişiliğin bir yarısı ile diğer yarısını bastırma alternatifi hastanın kendi başına yapmaya çalıştığı şeydir. Çünkü dünya görüşü ona başka bir yol göstermez. Hastanın kişisel durumu prensipte kolektif durum ile aynıdır. İnsan toplumun bütününde görülen şeyleri kendi küçük ölçeğinde yansıtan sosyal bir mikrokozmostur. Veya tersine en küçük sosyal birim olarak çoğala çoğala toplumsal ayrışmayı oluşturur. Bu ikinci olasılık daha muhtemeldir. Çünkü yaşamın tek direkt ve somut taşıyıcısı bireysel kişiliktir. Oysa toplum ve devlet geleneksel fikirlerdir ve ancak belli sayıda birey tarafından temsil edilirlerse gerçeklik kazanabilirler. Tüm din karşıtı özelliğine rağmen, çağımızın kalıtımsal olarak Hristiyanlık tarihinin kendine özgü başarısının, Hristiyan inancın temel direği olan logosun ya da kelamın yüceliğinin sıkıntısını çektiğine fazla dikkat edilmez. Hristiyanlığı ancak söylenti yoluyla öğrenmemize rağmen kelam gerçekten de Tanrı haline gelmiş ve öylece kalmıştır. Toplum ve devlet gibi sözcükler o denli somutlaştırılmıştır ki neredeyse birer kişilik haline gelmişlerdir. Sokaktaki insanın kafasında devlet, tarihte hiçbir kralın olmadığı kadar bitmez, tükenmez bir iyilik vericisidir. Devletten istenir, onun himayesi talep edilir, sorumlu tutulur, ona şikayette bulunulur. Toplum üstün bir ahlaki prensip derecesine yükseltilir ve yaratıcız ve yaratıcı kapasitelerinden ötürü itibar görür tarihsel gelişimin bir aşamasında gerekli olan kelama büyük saygı göstermenin tehlikeli bir karanlık yönü olduğunu kimse fark etmez görünüyor. Demek istiyorum ki, yüzyıllar boyu süre gelen eğitimin sonucunda kelam evrensel bir geçerlilik kazandığı zaman artık tanrısal insanla arasındaki esas bağ zarar verir. O zaman artık kişileşmiş bir kilise, kişileşmiş bir devlet ortaya çıkar. Kelama inanmak saf dillik olur ve kelamın kendisi her türlü yalana kandırmaya gücü yeten şeytani bir slogan haline gelir. Arkasından her şeye inanan saf dilli vatandaşı kandırmak için politik dalavereleri ve tavizleriyle propaganda ve reklam devreye girer ve yalan dünya tarihinde görülmemiş boyutlara ulaşır. Sonuçta ilk özgün amacı insanların birliğini ilan etmek ve onların birliğini bir yüce insan figüründe düşünmek olan kelam günümüzde herkesi birbirinden kuşkulandıran bir güvensizlik kaynağı haline gelmiştir. Kolay inanırlık en amansız düşmanlarımızdan biridir. Ama nevrotik insanın kafasındaki kuşkuları bastırmak veya var olmanın külfetinden kaçmak için sığındığı geçici önlemde bu saftırlıktır. İnsanlar bir insanı doğru yola sokmak için ne yapması gerektiğini söylemenin yeterli olduğunu düşünürler. Ancak onun bunu yapıp yapmayacağı veya yapmak isteyip istemediği apayrı bir konudur. Psikolog söylemekle, ikna etmekle, öğüt vermekle, akıl öğretmekle hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini bilir. Hastasının ruhsal envanteri hakkında gerçek bilgilere sahip olmak ve detayları yakından tanımak zorundadır. Acı çeken hastasının bireyliği ile doğrudan kişisel bir ilişki kurması, onun kafasının içindekileri köşe bucak hissetmesi ve bu uğraşını bir öğretmenin veya hatta bir spiritüel direktörün kapasitesinden çok öteye götürmesi gereklidir. Doktorun hiçbir şeyi dışlamayan bilimsel objektifliği, hastasını sadece bir insan olarak görmesini değil, aynı zamanda sanki bedenine yapışmış bir alt varlık, bir hayvan gibi hissetmesini sağlar. Bilimin ilerlemesi, doktorun ilgisini bilinçli kişiliğin menzilinden öteye, cinselliğin ve güç ya da kendini kabul ettirme dürtüsünün egemen olduğu bilinç dışı içgüdü dünyasına çevirmesine yol açmıştır. Cinsellik ve güç dürtüleri, San iki zahlak kavramlarına tekabül eder. Bu iki temel içgüdü, türlerin devamını sağlama ve kendini koruma, bunların arasındaki çatışma birçok çelişkinin kaynağıdır. Dolayısıyla amacı bu içgüdüsel çatışmayı mümkün olduğunca önlemek olan ahlaki yargının da temel konusudur. Yukarıda açıkladığım gibi içgüdünün iki temel açısı vardır. Biri dinamizm dürtü ya da sürüklenmedir. Diğeri ise belli bir anlam ve maksattır. İnsanın tüm ruhsal fonksiyonlarının hayvanlarda kesinlikle olduğu gibi içgüdüsel bir temel olması hayli muhtemeldir. Hayvanlarda içgüdünün Onların tüm davranışlarının temel bir özelliği olduğunu hemen görüyoruz. Bu gözlem, öğrenme yeteneği gelişmeye başlayınca kesinliğini kaybediyor. Örneğin, daha gelişmiş maymunlarda ve insanlarda, hayvanlarda öğrenme kapasitelerinin sonucuna göre içgüdü çeşitli değişimlere ve farklılaşmalara uğruyor. Uygar insanda ise içgüdüler o denli bölünmüş ki, yalnızca birkaçı herhangi bir kesinlikle orijinal haliyle tanınabilir durumda. En önemlileri yukarıda söz ettiğimiz iki temel içgüdü ve bunların türevleridir. Ve bugüne kadar tıbbi psikolojinin özel ilgi alanını oluşturmuşlardır. Ancak içgüdülerin türevlerini araştıran bilim adamları, iki gruba da kesin bir güvenle sokamadıkları bazı konfigürasyonlarla karşılaşmışlardır. Bir örnek vermek gerekirse, güç içgüdüsünü keşfeden araştırmacı, Cinsellik içgüdüsünün tartışma götürmez bir belirtisi gibi görünen şeyin aslında gücün düzenlenmesi şeklinde açıklanmasının daha doğru olup olamayacağına karar verememiştir. Ve Freud en baskın konumdaki cinsellik içgüdüsüne ilaveten başka içgüdülerinin de bulunduğunu bizzat kabul etmiştir. Bu tür belirsizliklerden ötürü birçok durumda nevrotik semptomların hemen hiçbir çekişmeye yol açmadan her iki teorinin farklı terimleriyle izah edilmesine şaşmamak gerekir. Bu kargaşa birinin veya diğerinin ya da her ikisinin de yanlış olduğu anlamına gelmez. Daha ziyade her ikisi de görece geçerlidir. Dediğim gibi insan içgüdüsü konusu asla basit bir mesele olmamakla birlikte öğrenme kapasitesinin hemen hemen yalnızca insana özgü olan bu özelliğin hayvanlarda bulunan taklit etme içgüdüsüne dayandığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Başka içgüdüsel faaliyetleri bozmak ve sonunda değiştirmek bu içgüdünün doğasında vardır. Örneğin kuşkuların başka melodileri benimseyip şarkılarını değiştirmeleri gibi. İnsan davranış kalıplarını ileri doğru dönüştüren gerçek bir dürtü olan öğrenme kapasitesinden başka hiçbir şey insanı içgüdülerinin temel planından bu kadar uzaklaştıramaz. Varoluşumuzun değişen koşullarından ve uygarlığın getirdiği yeni uyum ihtiyacından en çok o sorumludur. Aynı zamanda insanın içgüdüsel temeline yabancılaşmasından doğan çeşitli pisişik rahatsızlıkların ve zorlukların, yani köklerinden kopmasının ve kendisi hakkındaki bilinçli bilgisiyle özdeşleşmesinin ve bilinç dışını zedeleme pahasına Bilinçle bu kadar ilgilenmesinin kaynağı da odur. Sonuç olarak modern insan ancak kendisinin bilincinde olabildiği ölçüde tanıyabilmektedir kendisini. Bu da büyük ölçüde çevresel koşullara, bilgi edinme dürtüsüne ve özgün içgüdüsel eğilimlerini bir ölçüde değiştirerek kontrol altına almasına bağlı olan bir yetenektir. Dolayısıyla insanın bilinci Çevresindeki dünyayı gözlemlemeye ve araştırmaya yönelir. Ruhsal ve teknik kaynaklarını bu dünyanın özelliklerini uyarlamaya çalışır. Bu iş o denli zorlayıcı ve yerine getirildiğinde o denli karlı bir iştir ki insan bu süreç içinde kendini unutur. İçgüdüsel doğası ile ilişkisini kaybeder ve gerçek benliğinin yerine kendi hakkındaki fikrini koyar ve hiç farkına varmadan bilinçli faaliyetinin ürünlerinin gerçeğin yerine geçtiği tamamen kavramsal bir dünyanın içine kayar. İçgüdüsel doğasından kopması insanı kaçınılmaz olarak bilinç ile bilinç dışı, ruh ile doğa, bilgi ile inanç arasında çelişkiye sokar. Bu bölünme insanın bilincinin artık içgüdüsel yönünü görmezden gelemediği veya başaramadığı noktada patolojik hale dönüşür. Bu kritik aşamaya girmiş bireylerin çoğalarak birikmesi, ezilenlerin savunmasını üstlendiğini iddia eden bir kitle hareketini başlatır. Tüm kötülüklerin kaynağını dış dünyada arama eğiliminde olan bilinç uyarınca politik ve sosyal değişim isteyen sesler yükselir. Bu değişimlerin çok daha derinlerde yatan bölünmüş kişilik problemini otomatik olarak çözeceği zannedilir. Derken bu istekler yerine getirildiği zaman aynı kötülükleri biraz değişmiş bir biçimde geri getiren politik ve sosyal koşullar ortaya çıkar. O zaman basit bir tersine dönüş yaşanır. Alttakiler üste çıkar ve gölge ışığın yerine geçer. Gölge daima anarşi ve kargaşa getirdiği için kurtarılmışların özgürlüğü gaddarca elinden alınır. Tüm bunlar kaçınılmazdır. Çünkü kötülüğün köklerine hiç dokunulmamıştır sadece karşıt bir pozisyon aydınlığa çıkmıştır. Komünist devrim, insanı demokratik kolektif psikolojinin yaptığından çok daha fazla alçaltmıştır. Çünkü sadece sosyal anlamda değil, ahlaki ve ruhsal açıdan da insanın özgürlüğünü yok etmiştir. Politik zorlukların yanı sıra Batı dünyası, Nazi Almanyası günlerinde bile kendisini hissettiren büyük bir psikolojik dezavantaj yaşamıştır. Bir diktatörün varlığı Parmağımızı kendimizden uzağa, gölgeye uzatmamızı yol açar. Diktatör açıkça politik sınırın öteki tarafındadır. Oysa biz iyinin tarafındayız. Ve doğru ideallere sahip olmanın tadını çıkartıyoruz. Tanınmış bir devlet adamı bir süre önce kötülüğü hayal edemediğini itiraf etmemiş midir? Bunu söylemekle kitlelerin adına şu gerçeği dile getirmiştir. Batı insanı gölgesini tümden kaybetme kendini hayali bir kişilikle ve dünyayı da bilimsel akılcılığın çizdiği soyut bir resimde özdeşleştirme tehlikesi içindedir. En az onun kadar gerçek olan spiritüel ve ahlaki düşmanı artık insanın kendi bağrında değil, coğrafi bölünme sınırının ötesinde barınıyor. Ve o sınır artık politik bir bariyer olmaktan çıkıp bilinci bilinçsiz insandan giderek daha tehlikeli bir şekilde ayırıyor düşünme ve hissetme içsel zıtlıklarını kaybediyorlar. Ve artık dinsel yönelimin etkisiz olduğu yerde zincirlerinden boşanan ruhsal fonksiyonların yıkıcı hakimiyetini frenleyecek bir tanrı zincirlerinden boşanan ruhsal fonksiyonların yıkıcı hakimiyetini frenleyecek bir tanrı bile yok. Akılcı felsefemiz gölge deyimiyle küçümsenen İçimizdeki o diğer insanın bilinçli planlarımızı ve amaçlarımızı destekleyip desteklemediğini sorgulama zahmetine katlanmaz. Açıkça içimizde varlığı içgüdüsel doğamızdan kaynaklanan gerçek bir gölge taşıdığımızın farkında değildir. İçgüdülerin dinamizmi ve imgelemleri dikkate alınmadıkları takdirde insanı çok ciddi bir tehlikeye sokabilecek bir apriori oluştururlar. İçgüdünün çiğnenmesi veya ihmal edilmesinin hem fizyolojik hem psikolojik açıdan büyük acı veren sonuçları vardır. Bunların iyileştirilmesi için tıbbi yardım şarttır. 50 yıldan fazla bir süredir biliyoruz ya da bilebilirdik ki bilince karşıt onu dengeleyecek bir bilinç dışı vardır. Tıbbi psikoloji bunun tüm gerekli ampirik ve deneysel kanıtlarını ortaya koymuştur. Bilinci ve onun içeriğini açıkça etkileyen bilinç dışı bir ruhsal gerçek vardır. Tüm bunlar bilinmektedir. Ancak bundan hiçbir pratik sonuç çıkartılmamıştır. Hala eskisi gibi düşünmeye ve davranmaya devam ediyoruz. Sanki çift değil, tekmişiz gibi. Buna uygun olarak kendimizi zararsız, aklı başında ve insancıl olarak hayal ediyoruz. Güdülerimize, nedenlerimize güvenmemek veya içimizdeki insana dış dünyada yaptığımız şeyler hakkında ne hissettiğini sormak aklımıza gelmiyor. Oysa bilinç dışının tepkisini ve bakış açısını görmezden gelmek gerçekten bizim ciddiyetsizliğimizi, yüzeyselliğimizi ve mantıksızlığımızı, üstelik de fiziksel olarak sağlıksızlığımızı gösteriyor. Bir insan midesinin veya kalbinin önemsiz olduğunu, hor görülmeyi hak ettiğini düşünebilir. Ama bu aşırı yemek yemenin veya bedeni fazla yormanın o insanın bütününü etkileyecek sonuçlara yol açmasını engellemez. Oysa biz ruhsal hataları ve bunların yol açtığı sorunları salt sözcüklerle başımızdan def edebileceğimizi zannediyoruz. Zira pek çok insan için ruhsal kelimesi hava civadan öte bir şey değildir. Yine de hiç kimse ruh olmadan bir dünya olamayacağını, hele hele insancıl bir dünya olamayacağını inkar edemez. Hemen her şey insan ruhuna ve onun işlevlerine bağlıdır. Ruhumuz verebileceğimiz kadar çok ilgiye layıktır. Özellikle geleceğimizin iyi ya da kötü kaderinin vahşi hayvanların saldırıları veya doğal afetler veya dünya çapında salgın hastalıklar tarafından değil, sadece insanın içindeki ruhsal değişimler tarafından tayin edileceğinin herkesçe kabul edildiği günümüzde yöneticilerimizden yalnızca birkaçının kafasında oluşan belli belirsiz bir denge kaybı Dünyayı kan, ateş ve radyoaktivite cehennemine çevirmeye yeterlidir. Bunu başlatmak için gereken teknik araçlar her iki tarafın da elinde mevcuttur. Ve bazı bilinçli niyetlerin bunları kontrol altında tutan içsel bir karşıt olmadığı zaman nedenli kolaylıkla harekete geçebileceklerini bir liderin örneğinde gördük. Modern insanın bilinci dış nesnelere hala o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki her şeyden sadece onları sorumlu tutar. Sanki tüm kararlar bu nesnelere bağlıymış gibi. Bazı bireylerin ruhsal durumlarını nesnelerin davranışlarından kurtarabilecekleri üzerinde pek az düşünülen bir konudur. Oysa bu tür mantıksızlıklar her gün görülmekte ve herkesin başına gelebilmektedir. Dünyamızda bilincin kimsesizliğinin baş nedeni içgüdünün kaybedilmesidir ve bunun nedeni de insan aklının çok uzun bir zamandan beri gelişmekte olmasıdır. İnsanın doğa karşısındaki gücü arttıkça, aklına daha fazla bilgi ve beceri girdikçe, mantıksızca belirlenmiş salt doğal ve rastlantısal olan şeyleri, objektif pisişe de dahil, küçümsemesi de derinleşir. Bilinçli aklın subjektifliğine karşılık bilinç dışı objektiftir. Kendisini çelişkili hisler, fantaziler, duygular, ani dürtüler ve rüyalar şeklinde gösterir ve bunların hiçbirini insanın kendisi yapmaz. Ona nesnel olarak gelir. Psikoloji bugün bile hala büyük ölçüde bilinçli olan, mümkün olduğunca kolektif standartlarda ölçülebilen, içeriği konu alan bir bilimdir. Bireysel pisişek kendisini ancak gerçek yani mantıksızlığa eğilimli insanda gösteren sadece bir rastlantı, tesadüfi bir fenomen haline gelmiş. Bu arada bilinç dışı tüm bu arada bilinç dışı tümden göz ardı edilmiştir. Bu dikkatsizliğin veya bilgisizliğin sonucu değil. Ego dışında ikinci bir ruhsal otoritenin var olabileceği ihtimaline karşı ısrarla direnmenin sonucudur. Egonun monarşisinden kuşkulanılması ona yöneltilen ciddi bir tehdittir. Diğer yandan dindar insan kendi evinin mutlak efendisi olmadığı fikrine alışmıştır. En sonunda kendisinin değil, Tanrı'nın karar vereceğine inanır. Ama aramızdan kaçı Tanrı iradesinin kararlarına izin verme yürekliliğini gösterebilir? Hangimiz kararların Tanrı'dan geldiğini söylemekten utanmayız? Dindar insan düşünebildiğimiz kadarıyla bilinç dışından gelen reaksiyonun doğrudan etkisi altındadır ve genellikle bunu vicdanının işleyişi olarak niteler. Ama aynı ruhsal arka plan, ahlaki olmayan başka reaksiyonlar düğrettiği için inanç sahibi kişi vicdanını geleneksel etik standartlara, yani kolektif değer yargısına göre ölçer. Bu çabasında da sürekli olarak kilise tarafından desteklenir. Birey geleneksel inançlara sıkıca sarıldığı ve zamanın koşulları bireysel özelliği daha önemli vurgulamadığı sürece halinden memnun bir şekilde yaşayıp gider. Ama dışsal koşullar endekslenmiş ve dini inançlarını kaybetmiş dünyevi zihniyetli insanlar kitleler halinde ortaya çıkmaya başladığı zaman yani günümüzde olduğu gibi durum köklü biçimde değişir. O zaman inançlı kişi savunmaya itilir ve inancının temellerine dayanarak kendisini yeniden eğitmek zorunda kalır. Artık mutlak fikir birliği muazzam telkin gücüyle desteklenmemektedir ve kilisenin zayıfladığının ve onun dogmatik varsayımlarının sallantılı hale geldiğinin farkındadır. Buna karşı durabilmek için kilise sanki bu lütuf insanın iyi niyetine ve keyfine bağlıymış gibi ondan daha da fazla inanç talep eder. Oysa inancın temeli bilinç değil, bireyin inancını Tanrı ile dolaysız yolla ilişkilendiren spontan dinsel deneyimdir. İşte bu noktada kendimize şu soruyu sormalıyız: beni bir birey olarak kalabalıkların içinde erimekten koruyacak dinsel bir yaşamım ve Tanrı ile doğrudan yakın bir ilişkim var mı? Kendini tanımak Bu soruya olumlu bir cevap verebilmek için bireyin büyük bir özenle benliğini sorgulama ve kendini tanıma çabasına gönüllü olması gerekir. Bu niyetinde kararlılık gösterirse sadece kendi hakkında bazı önemli gerçekleri keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda psikolojik bir kazanç da elde edecektir. Kendisini ciddi bir ilgiye ve sevecen bir dikkate layık hissetmeyi başaracaktır. Kendi insanlık onurunu ilan etme cesaretini üstlenecek ve bilincinin temellerine doğru, yani dinsel deneyimin erişilebilir tek kaynağı olan bilinç dışına doğru ilk adımları atacaktır kuşkusuz bu demek değildir ki bilinç dışı dediğimiz şey tanrı kavramıyla aynı şeydir veya onun yerine geçer. Bilinç dışı dinsel deneyimin harekete geçip aktığı ortamdır. Bu tür bir deneyimin daha başka ne nedeni olabilir sorusuna gelince bunun yanıtı insanlığın bilgi kapsamının dışındadır. Tanrı bilgisi transandental, fizik ötesi, aşkın bir konudur. Dindar insan, çağımızın başında Demokles'in kılıcı gibi dikilen o can alıcı soruyu yanıtlamakta büyük bir üstünlüğe sahiptir. Kişisel, öznel varlığının temelinin Tanrı ile ilişkisine dayandığını gayet net bir şekilde bilir. Burada etkinliğinin ve sembolizminin bilinç dışı pisiş ortamında filtre edildiği antropomorfik, insan biçimci bir düşünceyle uğraştığımız için Tanrı sözcüğünü tırnak içine alıyorum. Tanrı'ya inansın veya inanmasın. Her insan eğer isterse bu tür deneyimlerin kaynağına en azından yaklaşabilir. Bu yaklaşım olmadan ancak nadir durumlarda Paul'un Şam deneyiminin prototipini oluşturduğu türden mucizevi dönüşümlere tanık olabiliriz. Bu dinsel deneyimlerin gerçekten yaşandığına kanıt göstermeye artık gerek yoktur. Ancak metafiziğin ve teolojinin Tanrı ve Tanrılar diye adlandırdığı şeyin, bu deneyimlerin gerçek temelini oluşturup oluşturmadığından hiçbir zaman emin olamayız. Bu aslında beyhude bir sorudur ve deneyimin çok gizemli kişiselliği ile kendisini açıklamaktadır. Bunu yaşayan insan onun tarafından ele geçirilir. Dolayısıyla faydasız metafiziksel veya kuramsal spekülasyonlar yapmak durumunda kalmaz. Mutlak kesinlik kendi kanıtını getirir ve başka antropomorfik kanıtlara ihtiyacı yoktur. Psikoloji alanındaki genel cahillik ve psikoloji aleyhindeki ön yargılar düşünülürse, bireysel varoluşun anlamına değinen o tek deneyimin kökeninin herkesin ön yargısına maruz kalan bir ortamdan kaynaklanması büyük bir talihsizliktir. İtirazlar bir kez daha yükselecektir. Nazar etten ne fayda gelir ki eğer bilinç dışı tamamen bilinçli aklın altındaki bir çeşit çöp sepeti gibi görülmüyorsa, yine de yalnızca hayvansal yapıya sahip kabul edilmektedir. Oysa gerçekte, tanımı gereği bilinç dışının belirsiz bir kapsamı ve bileşimi vardır. Bu nedenle ona gereğinden fazla veya az değer verildiği yolundaki iddialar dayanıksızdır ve ön yargı olarak bir kenara atılabilir. Her koşulda efendilerinin bir ahırın samanlığında evcil hayvanların arasında doğmuş olduğunu düşündüğümüzde Hristiyanların ağzından böyle yargılar duymak tuhaf kaçmaktadır. Eğer İsa kendisini bir tapınakta dünyaya getirseydi, büyük çoğunluğun zevkini daha çok okşardı. Aynı şekilde dünyevi zihniyetli kitle insanı böylesi saygı ve kuşku uyandıran bir deneyimi kitle toplantılarında aramaktadır. Zira öyle ortamlar bireyin kendi ruhundan çok daha görkemli bir zemin sağlarlar. Kilise Hristiyanları bile bu tehlikeli yanılgıyı paylaşmaktadırlar. Psikolojinin dinsel deneyimde bilinç dışı süreçlerin önemini ısrarla vurgulaması son derece karşı çıkılan bir tutumdur. Politik sağ ile solun birbirine karşı çıktıkları kadar şiddetle karşı çıkılır. Sağ için belirleyici unsur insana dışarıdan gelen tarihi bir vahidir sol içinse bu tam bir saçmalıktır. İnsanın parti doktrinine inanmaktan başka hiçbir dini fonksiyonu yoktur. Ve bu fonksiyonunu yoğun bir bağlılıkla yerine getirmesi istenir. Üstüne üstlük değişik imanlar farklı şeyleri öne sürerler. Ve her biri mutlak gerçeğe kendisinin sahip olduğunu iddia eder. Oysa günümüzde uzaklıkların haftalar ve aylarca değil, Saatler içinde kat edildiği bütünleşik bir dünyada yaşıyoruz. Egzotik ırklar artık etnoloji müzelerinde cam mekanların ardında seyredilmiyor. Onlar artık komşularımız oldu. Ve eskiden sadece etnologların yetki alanı olan konular bugün politik, sosyal ve psikolojik problemlerdir. Şimdiden ideolojik alanlar birbirlerine değmeye ve birbirlerinin içine girmeye başlamıştır karşılıklı anlayış sorununun daha da şiddetle hissedileceği günler uzakta değildir. Bir tarafın karşı taraftakinin görüş açısını kapsamlı şekilde anlamadan kendisini anlatabilmesi elbette olanaksızdır. Bunun için gerekli kavrayış her iki tarafta da yankılarını bulacaktır. Kendi geleneğimizdeki köklü ve iyi olan şeylere sıkıca sarılmak, her ne kadar arzulanan ve psikolojik açıdan gerekli bir şey olsa da bu kaçınılmaz gelişmeye direnmeyi iş haline getirmiş insanlar tarih sayfalarında yer alamayacaklardır. Tüm farklılıklara rağmen insanlığın birleşmesine direnilemez. Marksist doktrin tüm yaşamını bu kartı oynamıştır. Batı ise teknoloji ve ekonomik yardımla durumu kurtarmayı ümit etmektedir. Komünizm, ideolojik unsurun büyük önemini ve temel prensiplerin evrenselliğini gözden kaçırmamaktadır. Uzak doğu ulusları bizim ideolojik zayıflığımızı paylaşmaktadırlar ve bizim kadar kırılgan durumdadırlar. Hafife alınan psikolojik faktör büyük olasılıkla intikamını alacaktır. Bu nedenle artık aklımızı başımıza almanın zamanıdır. Şimdilik bu bir dilekten öteye gidemiyor. Çünkü kendini tanımak hiç sevilmeyen bir şey olduğu gibi rahatsız edecek ölçüde idealist, ahlakçı kokan ve psikolojik gölgemizle fazla haşır neşir olan bir amaç olarak görülüyor. Bilindiği gibi psikolojik gölgemiz normalde daima inkar edilmekte veya en azından azalınmamaktadır. alınmamaktadır. İşte şimdi karşımıza dikilen bu görev neredeyse başa çıkılmaz ölçüde zor bir iştir. Bizden en yüksek düzeyde sorumluluk talep etmektedir. Dünyamızın içinde bulunduğu durumu anlayacak zekaya sahip yol gösterici, ve nüfus sahibi insanlara seslenmektedir. Böylesi kişilerin vicdanlarına başvuracakları beklenebilir. Ancak bu yalnızca entelektüel anlayış konusu değil, aynı zamanda ahlaki yargı sorunu olduğu için ne yazık ki fazla iyimser olmamız mümkün değildir. Bildiğiniz gibi tabiat yüksek bir zekaya aynı zamanda ruh yeteneği de verecek kadar cömert değildir. Kural olarak birinin olduğu yerde diğeri bulunmaz ve bir yetenek kusursuz biçimde var ise bu genellikle diğer yeteneklerin pahasına gelişmiştir. En iyi koşullarda birbirinin önüne çıkan akıl ile duygu arasındaki zıtlık, insan psişesinin tarihinde acı dolu bir sayfadır. Çağımızın bize dayattığı bu görevi ahlaki bir talep olarak formüle etmenin bir manası yoktur. En iyi olasılıkla dünyanın psikolojik durumunu miyopların bile görebileceği bir netlikte gösterebilir. İşitme özürlülerin bile duyabileceği sözleri ve fikirleri dile getirebiliriz. Anlayan insanların, iyi niyetli insanların çoğalacağını ümit edebiliriz. Ve bu nedenle bakıp usanmadan ihtiyacımız olan düşünceleri ve anlayışı tekrarlamalıyız. Eninde sonunda sadece popüler yalanlar değil, gerçekler bile dalga dalga yayılabilirler. Bu sözlerle okuyucunun dikkatini karşılaşacağı en temel zorluğa çekmek istiyorum. Son diktatör, devletlerin insanlığımız üzerinde yarattığı dehşet, atalarımızın fazla uzak olmayan geçmişte yaptığı kötülüklerin ve mezalimin toplamından daha az değildir. Avrupa'nın tarihi boyunca, Hristiyan ulusların birbirlerine yaptıkları barbarlıklar ve yarattıkları kan gölleri bir yana, Avrupalı insan sömürgeleştirme döneminde karakterili insanlara karşı işlediği suçların da hesabını vermek zorundadır. Bu açıdan beyaz insan kuşkusuz çok büyük bir yükün altındadır. İnsanoğlunun ortak gölgesinin sergilendiği tablo bundan daha karanlık renklere boyanamazdı. İnsandan ortaya çıkan ve kuşkusuz onun içinde yaşamaya devam eden kötülük öylesine dev boyutlardadır ki bunun yanında kilisenin ilk günahtan bahsetmesi ve bunu Adem ile Havva'nın işledikleri görece masumane suça bağlaması neredeyse bir örtmecedir. Durum çok daha ciddidir fakat tehlikeli biçimde hafife alınmaktadır. İnsanın sadece bilincinin kendisi hakkında bildikleri kadar olduğuna evrensel çapta inanıldığı için kişi kendini zararsız zanneder ve kötülüğüne bir daptallığa ekler korkunç şeylerin olduğunu ve olmaya devam ettiğini inkar etmez ama bunları her zaman ötekiler yapar ve bu tür kötülükler yakın veya uzak geçmişte kaldıkları zaman çabucak ve rahatça unutkanlık denizine gömülürler. Arkasından normallik dediğimiz o kronik bulanık kafalılık geri gelir. Oysa çarpıcı gerçeğe göre hiçbir şey yok olmamış, hiçbir şey düzelmemiştir. Kötülük, suç Vicdanın derin rahatsızlığı ve karanlık kuşkular gözlerimizin önündedir. Keşke görmeyi bilseydik. Bunları yapan insandır. Ben de insan doğasından nasibini almış bir insanım. Demek ki başkalarının yanı sıra ben de suçluyum. Ve bu kötülükleri tekrar tekrar yapabilme kapasitesini ve eğilimini içimde hiç değişmez ve silinmez bir biçimde taşıyorum. Hukuken konuşursak, suçun ortağı olmasak bile İnsan tabiatımız yüzünden her zaman potansiyel suçlularız. Sadece o cehennem gibi meydan kavgasına sürüklenecek uygun ortamı bulamadık şimdiye dek. Hiçbirimiz insanlığın o kolektif kara gölgesinin dışında değiliz. Suç nesiller önce işlenmiş olsa da, bugün işleniyor olsa da, her zaman ve her yerde olan bir eğilimin semptomu olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla insan biraz kötülüğü hayal etse iyi olurdu. Zira ancak bir aptal kendi doğasının durumunu sürekli olarak görmezden gelebilir. Gerçekten de bu gaflet insanı kötülüğün aracı yapmanın en etkili yoludur. Zararsızlık ve naiflik bir kolera hastası ile yakınlarının hastalığın bulaşıcılığından bir haber olmaları ne kadar işe yararsa o kadar işe yarar. Aksine zararsız ve naif olmak fark edilmeyen kötülüğün ötekine yansıtılmasına yol açar. Bu da ötekinin pozisyonunu gayet etkin biçimde güçlendirir. Çünkü yansıtma kendi içimizdeki kötülükten gizlice ve gayri ihtiyari duyduğumuz korkuyu karşı tarafa taşır ve ondan gelecek tehlikenin boyutlarını artırır. Daha da kötüsü bu konudaki içgörü eksikliğimiz kötülük ile başa çıkabilme kapasitemizi yok eder. Tabi bu konuda Hristiyanlık geleneğinin en temel önyargılarından biriyle, bizi yolumuzda tökezleten büyük bir engelle karşı karşıya kalırız. Bize kötülükten sakınmamız, mümkünse ona dokunmamamız, adını ağzımıza almamamız söylenmiştir. Zira kötülük aynı zamanda tabu olan ve korkulan bir uğursuzluk kehanetidir. Kötülüğe karşı bu tavır ve onun çevresinden uzağından dolaşmak, kötülüğe gözlerimizi yumup onu başka bölgelere sürme eğilimimizi güçlendirir. Tıpkı eski ahitteki kötülüğü ıssız bölgelere götürdüğü farz edilen günah keçisi gibi. Ama eğer kötülüğün insanın kendi seçimi olmadığı halde, doğasında daima yaşadığı gerçeğini idrak edersek, psikolojik dünyamızda kötülük, iyinin eşit ve zıt partneri olarak yerini alır. Bu farkındalık doğrudan dünyanın politik izipleşmesinde zaten bilinçsizce gerçekleşmiş olan ve çağdaş insanın içindeki daha da bilinçsiz ayrışmada kendini gösteren psikolojik bir ikiliğe yol açar. Ancak ikilik bu farkındalıktan kaynaklanmaz. Aksine daha başlangıçta bölünmüşüzdür. Bu kadar suçun sorumluluğunu kişisel olarak üstlenmemiz gerektiğini düşünmek dayanılmaz bir düşünce olurdu. Bu nedenle kötülüğü tek tek suçlular veya suç grupları ile sınırlayıp ellerimizi kirden arındırmayı ve kötülüğe genel yatkınlığımızı görmezden gelmeyi tercih ederiz. Eğer Hristiyan görüşe uygun olarak kötülüğün metafizik bir prensibini önermeyi istekli değilsek, bu yalancı iyilik ve dürüstlük uzun vadede sürdürülemez. Çünkü kötülük insanın içindedir. Bu dünya görüşünün en büyük avantajı insanın vicdanı fazlasıyla ağır bir sorumluluktan muaf tutması ve insanın kendi ruhsal yapısının yaratıcısından ziyade kurbanı olduğu gerçeğinin psikolojik yargısına uygun olarak topu şeytana atmasıdır. Günümüzdeki kötülüğün insanlığa acı çektiren gelmiş geçmiş en büyük kötülükleri bile gölgede bıraktığı düşünülürse, adaletin dağıtılmasında tıpta ve teknolojide kaydettiğimiz bunca ilerlemeye İnsan yaşamına ve sağlığına gösterdiğimiz bunca ilgiye rağmen insanlığı yeryüzünden kolaylıkla silebilecek o canavarca imha makinelerini nasıl olup da icat ettiğimizi insan kendisine sormak zorundadır. İnsan dehasının o acayip ürünü olan hidrojen bombasını icat eden atom fizikçilerinin bir grup suçlu olduklarını kimse kabul etmez. Nükleer fiziğin geliştirilmesine harcanan muazzam ölçüdeki entelektüel çalışma kendilerini mümkün olan en büyük gayret ve özveriyle görevlerine adayan ve manevi başarı duygusunu insanlık için yararlı başka bir şey icat ederek kolaylıkla elde edebilecek adamlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Çok ciddi bir icada giden yolda atılan ilk adım bilinçli bir kararın ürünü olsa bile. Burada yine her zaman olduğu gibi spontan düşünce, içe doğuş ve ön sezi önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle, bilinç dışı burada işbirliği yapmakta ve belirleyici kararlara katkıda bulunmaktadır. Demek ki neticeden sorumlu olan yalnızca bilinçli çaba değildir. Bir yerlerde zorlukla fark edilebilen amaçları ve niyetleriyle bilinç dışı da devreye girmektedir. Eğer avucunuza bir silah koyuyorsa amacı şu veya bu şekilde şiddet yaratmaktır. Gerçeğin bilgisine ulaşmak bilimin en baştaki amacıdır. Ve eğer ışığı ararken muazzam bir tehlikeye takılıp tökezliyorsak, önceden tasarlanmış bir düşüncenin değil, daha ziyade kaderin etkisi olduğunu hissederiz. Günümüz insanı, ilkel veya antik çağ insanından daha fazla kötülük yapma kapasitesine sahip değildir. Sadece kötülüğe eğilimini harekete geçirmek için eskiyle kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir bilinci ne kadar genişlemiş ve farklılaşmışsa ahlaki yapısı o denli geri kalmıştır. İşte bugün önümüzdeki sorun budur. Akıl tek başına yeterli değildir. Teoride nükleer parçalanma gibi cehennem ölçeğindeki deneyleri yapmaktan sırf tehlikesi yüzünden de olsa vazgeçmek aklın gücü dahilindedir. Ancak insanın kendi bağrında değil de daima başkalarının bağrında gördüğü kötülükten korkması her seferinde mantığına engel olmaktadır. Yoksa insan bu silahı kullanmanın canlı yaşamını dünya yüzünden sileceğini zaten biliyor. Evrensel yıkım korkusu bizi bu en kötü felaketten koruyabilir. Ama dünya çapındaki ruhsal ve politik bölünmeyi ortadan kaldıracak bir köprü, hidrojen bombasının varlığı kadar etkili bir köprü bulunmadıkça bu tehlike kara bir bulut gibi tepemizde asılı kalacaktır. Tüm bölünmelerin ve tüm düşmanlıkların ruhun içindeki karşıtların bölünmelerinden kaynaklandığı gerçeği tüm dünyanın bilincine yerleşirse o zaman gerçekten nereye saldırmamız gerektiğini anlayabiliriz. Ama eğer ruhumuzdaki kendi başına hiç önemli olmayan en küçük ve en kişisel kıpırdanmalar bile şimdiye dek olduğu gibi bilinç dışında fark edilmeden kalırlarsa birikmeye devam edecekler ve aklın gücüyle denetlenemeyen, yararlı bir sonuca kanalize edilemeyen kitle gruplaşmalarına ve kitle hareketlerine ulaşacaklardır. Bu hareketleri faydalı bir yön'e çevirmek için gösterilen tüm dolaysız çabalar gölge boksu yapmaktan başka bir şey değildir. Bu gölge oyununun en tutkun sevdalıları da dövüşçülerin kendileridir. Burada belirleyici faktör İkiliğine bir çare bulamayan bir bireyin kendisidir. Yüzyıllar boyunca tek Tanrı'nın insanı kendi görüntüsünde, küçük bir birim olarak yarattığı yolundaki huzur vereceği inançla yaşadıktan sonra, şimdi dünya tarihindeki en son olaylarla önüne bu derin uçurum açılmıştır. Bugün bile insanlar her bireyin çeşitli uluslararası organizmaların bünyesinde birer hücre olduğu, Dolayısıyla bunların aralarındaki çatışmalara bulaştığı gerçeğinin pek farkında değildir. İnsan bireysel bir varlık olarak üç aşağı beş yukarı anlamsız olduğunu bilmekte ve kendini kontrol edemediği güçlerin kurbanı gibi hissetmektedir. Ama öte yandan içinde politik canavarın karanlık entrikalarına görünmez bir şekilde yardımcı olan tehlikeli bir gölgeyi ve düşmanı da barındırmaktadır. Nasıl bireyin kendisiyle ilgili anlamadığı ve anlamak istemediği her şeyi bir başkasına yükleyerek başından atmak gibi vazgeçemediği bir eğilimi varsa, kötülüğü daima karşı tarafta görmek de politik oluşumların doğasında vardır. Bu sorumsuzluk ve kayıtsızlık kadar toplum üzerinde bölücü ve yabancılaştırıcı bir etki yaratan başka hiçbir şey yoktur ve hiçbir şey tarafların yansıtmalarını karşılıklı olarak birbirlerinin üzerinden çekmeleri kadar anlaşmayı ve uzlaşmayı teşvik edemez. Bu düzelmeyi sağlamak öz gerektirir. Çünkü insan karşı tarafa yansıtmalarını üzerinden çek diyemez. Onların ne olduklarının ve kendisinin ne yaptığının farkında değildir. Ön yargılarımızı ve yanılsamalarımızı ancak kendimizi ve başkalarını daha geniş bir psikoloji bilgisiyle tanıyarak, varsayımlarımızın mutlak doğruluğunu sorgulamaya ve bunları özenle ve elimizi vicdanımıza koyarak nesnel gerçeklerle kıyaslamaya hazır olduğumuz zaman anlayabiliriz. İşin komik yanı, öz eleştiri, Marksist ülkelerde bir hayli rağbet gören bir kavramdır. Ama orada insanın insanla ilişkisindeki gerçeğe ve doğruluğa değil, ideolojik amaçlara ve devlete hizmet eden bir bağlamda ele alınmaktadır. Kitle devletinin insanların birbirlerini karşılıklı olarak anlamalarını teşvik etmek gibi bir niyeti yoktur. O daha ziyade insanı atomlarına ayırmanın ve bireyi ruhsal olarak soyutlamanın peşindedir. Bireyler birbirlerinden ne kadar kopuk olurlarsa devletin gücü o kadar pekişir veya tam tersi kuşkusuz demokrasilerde de insanla insan arasındaki mesafe gerek kamu refahı gerekse ruhsal ihtiyaçlarımız için gerekli olandan çok daha fazlasıdır. Evet, göze batacak kadar keskin sosyal tezatları düzeltmek için insanların idealizmine, şevkine ve vicdanına seslenen her türlü girişimde bulunuluyor. Ama karakteristik özelliğinden ötürü insan gerekli öz eleştiriyi ve şu soruların cevabını vermeyi unutuyor bu idealist talepte kim bulunuyor? Gölgesinin üzerinden atlayıp kendisini ona iyi bir mazeret sunan idealist bir programa teslim eden biri olmasın? Çok farklı ve karanlık bir iş dünyayı aldatıcı renkler ile gizlemek ne kadar saygın ve ahlaklı. İnsan ideallerden söz eden kişinin her şeyden önce kendisinin de ideal olduğundan emin olmak ister. Ancak o zaman sözleri ve işleri göründüklerinden daha fazla olur. İdeal olmak imkansızdır. Dolayısıyla hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir önerme olarak kalır. Bu bakımdan genellikle iyi koku alan bir burnumuz olduğu için bize vaz edilen ve önümüzde resmi geçit yapan idealizmlerin çoğu boş ve sahte gelir. Ve ancak karşıtı olan şeylere de açıkça izin verildiği zaman kabul edilebilir olurlar. Bu dengeleyici ağırlık olmazsa ideal denen şey bizim insani kapasitemizi aşar sevimsizliğinden ötürü inandırıcılığını yitirir ve ne kadar iyi niyetli de olsa bir blöf durumuna düşer. Blöf, insanlara hükmetmenin ve onları bastırmanın gayrimeşru bir yoludur ve hiçbir fayda getirmez. Diğer yandan, gölge yönümüzü tanımak, kusursuz olmadığımızı kabul etmemiz için bize gereken alçak gönüllülüğü sağlar. Ve insani bir ilişkinin kurulabilmesi için Tam da bu bilinçli kabullenmeye ve saygıya ihtiyacımız vardır. İnsani bir ilişki ayrımlara ve kusursuzluğa dayanmaz. Zira bunlar sadece farklılıkları vurgularlar ve tam karşıtın ortaya çıkmasına neden olurlar. İnsani bir ilişki daha ziyade mükemmel olmamaya, zayıf, çaresiz ve desteğe muhtaç olmaya dayanır. Bağımlılığın bizzat temelini ve itici gücünü oluşturan budur. Kusursuz olanın başkasına ihtiyacı yoktur ama zayıf olanın vardır. Çünkü o kendisine bir destek arar ve partnerini daha aşağı bir konuma düşüren, hatta aşağılayan herhangi bir şeyle yüzlemez. Bu aşağılama ancak idealizmin çok önemli bir rol oynadığı durumlarda çok kolaylıkla gerçekleşebilir. Bu tür düşünceler aşırı duygusallık olarak kabul edilmemelidir. İnsani ilişki ve toplumun birleşmesi sorunu, özgürlüğünü kaybetmiş, kişisel ilişkileri karşılıklı güvensizlik sonucu zayıflamış olan kitle insanının atomlara ayrıldığı günümüzde acil bir önem taşımaktadır. Nerede adalet belirsizse, polis casusluğu ve terör iş başındaysa, insanlar soyutlanmaya ve yalnızlığa düşerler ki diktatör devletin amacı ve hedefi de budur. Çünkü varlığını güçleri ellerinden alınmış sosyal ünitelerin mümkün olduğunca çok sayıda bir araya yığılmasına dayandırır. Bu tehlikeyi göğüsleyebilmek için özgür toplumun etkili bir birleştirici bağ ihtiyacı vardır. Yani komşunun sev türünden bir ilkeye. Ama bu sevgi içimizdekini karşımızdakine yansıtmamızdan doğan anlayışsızlık yüzünden acı çekiyor. Dolayısıyla insan ilişkileri sorununu psikolojik bakış açısıyla düşünmek özgür topluma büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü toplumu bir arada tutan ve ona güç veren şey burada saklıdır. Sevginin bittiği yerde güç savaşları, şiddet ve terör başlar. Bu düşünceler idealizme bir çağrı niyetini taşımıyor. Sadece psikolojik durumun bilinçliliğini artırmaya amaçlıyor. Hangisi daha zayıftır bilemiyorum. İdealizm mi yoksa toplumun iç görüsü mü? Sadece herhangi bir kalıcılık vaat eden ruhsal değişimlerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Yavaş yavaş gelişen bir iç görünün etkilerinin uzun süre dayanma ihtimali düşük olan tedirgin bir idealizmden daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Kendini tanımanın anlamı Çağımızın gölge ve ruhun daha alt konumdaki parçası olarak düşündüğü şey sadece olumsuzlukları barındırmaz. Kendimizi tanıdıkça, yani kendi ruhumuzu keşfettikçe içgüdülerimizle karşılaşırız ve onların imgelerle dolu dünyası ruhun içinde uyuklamakta olan ve her şey yolunda gittiği sürece bizim nadiren fark ettiğimiz güçlere ışık tutar. Bunlar müthiş bir etkinliğe sahip potansiyel güçlerdir. Bu güçlerin ve bunlarla bağlantılı imgelerin ve düşüncelerin olumlu ve yapıcı bir alana mı yoksa felakete mi yöneltileceği tamamen bilinçli aklın hazırlıklı olmasına ve yaklaşımına bağlıdır. Öyle görünüyor ki çağdaş insanın ruhsal hazırlığının ne kadar nazik ve sallantılı bir konu olduğunu deneyimlere dayanarak bilen tek insan psikologtur. Çünkü bireyin karanlığın ve tehlikenin içinde doğru yolu tekrar tekrar bulabilmesini sağlayan o faydalı güçleri ve düşünceleri insanın içinde aramak zorunda olduğunu anlayan tek insan psikologtur. Büyük titizlik ve enerji gerektiren bu iş için psikoloğun sonsuz bir sabre ihtiyacı vardır. Tüm çabayı karşısındakine bırakıp danışmanlık ve öğüt vericilik gibi kolay bir rol üstlenerek olmalı ve olsa gerekir gibi geleneksel fikirlere yaslanamaz. Herkes arzulanan şeyler hakkında vaaz vermenin ne kadar faydasız olduğunu bilir. Yine de bu durumda genel çaresizlik o kadar büyük ve ihtiyaç o kadar acil ki insan kişisel ve öznel bir sorun hakkında beynini zorlamak yerine bu eski hatayı tekrarlamayı tercih eder. Ayrıca sorun on binlerce kişiyi değil, bir bireyi tedavi etmektedir. Mümkün olsaydı belki on bin kişiden alınan sonuç daha etkileyici olurdu. Ama biliyoruz ki birey tek başına değişmedikçe hiçbir şey değişmez. İnsanın gerçekleştiğini görmek istediği şey, yani tüm bireylerin üstündeki etki daha yüzyıllarca görülmeyebilir. İnsanlığın ruhsal dönüşümü bir nesil içinde meyvelerini veremez. Yüzyılların ağır ilerleyişini takip eder ve hiçbir akılcı süreç ile ne hızlandırılabilir ne de yavaşlatılabilir. Bizim gücümüzün yeteceği şey, yakın çevrelerinde benzer zihniyetli insanları etkileme olanağına sahip veya bu olanağı yaratabilecek insanlarda bir değişim sağlamaktır. Bunun zorlayarak, ikna ederek veya vaz vererek yapılacağını söylemiyorum. Daha ziyade kendi davranışları hakkında içgörü sahibi olan ve dolayısıyla bilinç dışına erişim imkanı bulmuş bireylerin ister istemez çevre üzerinde de etkili olacakları genel kabulünden söz ediyorum. İnsan bilincinin derinleşmesi ve genişlemesi ilkel kavimlerin mana dedikleri türden bir etki yaratır. Başkalarının bilinç dışı üzerinde kasıtlı olmadan yaratılan bir etki bir çeşit bilinç dışı prestijidir bu ve tesiri ancak bilinçli niyetlerle bozulmadığı sürece devam eder. Kendini tanıma çabası sosyal gelişme umudundan da tamamen uzak duramaz. Çünkü tümüyle göz ardı edilmesine rağmen beklentilerimizi yarı yarıya karşılayan bir faktör daha vardır. Bu faktör bilinç dışı zamanın ruhudur. Bu bilinçli aklın tutumunu telafi eder ve gelecekteki değişimleri önceden sezer. Bunun mükemmel bir örneği modern sanattır. İlk bakışta Estetik sorunlarla uğraşıyor gibi görünse de insanların biçimsel güzellik ve anlam içeriği hakkında daha önceki estetik anlayışlarını bozarak ve yıkarak, aslında halkın psikolojik eğitimi üzerinde bir iş başarmaktadır. Sanatsal ürünün hoşluğu, yerini duyuların naif ve romantik sevkine ve nesnelere karşı zorunlu sevgisine kapıyı hoyratça kapatan, el subjektif ve ürpertecek kadar soğuk soyutlamalara bırakmıştır. Bu bize yalın ve evrensel bir dille sanatın kehanet yüklü ruhunun nesnelerle olan eski ilişkisinden uzaklaştığını ve şimdilik kişiselliğin karanlık kaosuna yöneldiğini anlatır. Anlayabildiğimiz kadarıyla kuşkusuz sanat bu karanlığın içinde tüm insanları bir arada tutan ve ruhsal bütünlüklerini ifade veren şeyin ne olduğunu henüz keşfetmiş değildir bu amaç için düşünce gerektiğinden belki de bu tür keşifler başka uğraş alanlarında gerçekleşecektir. Nitelikli sanat, şimdiye dek verimliliğini daima mitlere ve aklın bilinç dışı sembolleştirme yeteneğine borçlu olmuştur. Bu süreç, insan ruhunun ezeli tezahürü olarak yüzyıllardır sürmektedir ve gelecekte de tüm yaratıcılığın özünü oluşturmaya devam edecektir. Görünüşte parçalanıp dağılmaya doğru giden nihilist eğilimi ile modern sanatın gelişimi, çağımıza damgasını vuran topyekün, yıkım ve tekrar yenilenme ruhunun hem semptomu hem de sembolüdür. Bu ruh hali kendini politik, sosyal ve felsefi açıdan her yerde hissettirmektedir. Antik Yunanlıların, tanrıların metamorfozu yani temel prensip ve sembollerin değişimi, için tam zamanı dedikleri bir çağda yaşıyoruz. Antik Yunanlıların tanrıların metamorfozu yani temel prensip ve sembollerin değişimi için tam zamanı dedikleri bir çağda yaşıyoruz. Zamanımızın kendine özgü tarafı ki kuşkusuz bu kendi bilinçli seçimimiz değildir. Değişmekte olan içimizdeki bilinç dışı insanı dile getirmektedir. Yetişmekte olan nesiller eğer insanoğlu yarattığı teknoloji ve bilimin gücüyle kendi kendini yok etmek istemiyorsa bu çok önemli dönüşümü ciddiye almak zorundadır. Hristiyanlık çağının başlarında olduğu gibi bugün de bilimsel, teknik ve sosyal gelişmelere ayak uyduramayan bir ahlaki gerilik problemiyle karşı karşıyayız. Tehlike altında olan ve modern insanın psikolojik yapısına bağlı olan o kadar çok şey var ki bireyin Gücünü dünyayı ateşe vermek için kullanmayı kışkırtan dürtüye direnecek kapasitesi var mı? İzlediği yolun bilincinde mi? Dünyanın şu andaki durumundan ve kendi ruhsal durumundan çıkartması gereken sonuçlar neler? Hristiyanlığın ona miras bıraktığı, hayat kurtaran içimizdeki insan mitini kaybetmek üzere olduğunu farkında mı? Eğer bu felaket gerçekleşirse başına neler gelebileceğini biliyor mu? Hatta bunun bir felaket olduğunu anlayabilme yeteneğine sahip mi? Ve son olarak teraziyi dengeleyen o küçük ekstra ağırlığın kendisi olduğunu biliyor mu? Mutluluk ve hoşnutluk, ruhun huzuru ve yaşamın anlamı. Bunları devlet değil, ancak birey deneyimleyebilir. Devlet bir yandan bağımsız bireylerin oluşturduğu bir düzenden başka bir şey değildir. Öte yanda ise bireyi sürekli bastırma ve felç etme tehdidi altında tutmaktadır. Sosyal alanları sayılamayacak kadar farklı biçimlerde etkileyen insan ruhunun sağlık koşullarını en iyi bilenlerden biri psikiyatristlerdir. Zamanın sosyal ve politik koşulları kuşkusuz büyük önem taşır. Ama bunların tek belirleyici faktör olarak birey üzerinde iyi veya kötü etkisi fazlasıyla abartılmaktadır. Bu bakımdan birey için amaçlanmış olan sosyal hedeflerimizin bireyin psikolojisini göz ardı etmesi ve çok sıklıkla sadece yanılsamaların ve kuruntuların teşvik edilmesi büyük bir hatadır. Bu nedenle uzun bir yaşam boyunca kendini ruhsal bozuklukların nedenlerine ve sonuçlarına adamış bir psikiyatris olarak günümüz dünyasının sorunları hakkındaki görüşlerimi birey olmanın tüm alçak gönüllülüğü içinde ifade etmeme izin verileceğini umut ediyorum. Beni harekete geçiren şey ne aşırı bir iyimserlik ne de yüce idealler aşkıdır. Ben sadece bir birey olarak insanın kaderiyle ilgileniyorum. Bütün dünyayı sırtında taşıyan ve eğer Hristiyanlığın mesajını doğru anlarsak, Tanrı'nın amacını da içimde taşıyan o zerre kadar küçük birimin kaderi için endişe ediyorum.'' 送。Son.